Merhabalar, iyi haftalar diliyoruz hepinize. İyi haftalar Mert Bey? Bey, Orkun Bey, Işık Bey hoş geldiniz. Evet, iyi haftalar. Güzel, sizlerle olmak <laughs> güzel izleyeceğimizi. Ta tatilden gelen mutlu insan ifadesi. Panik ettirdi benim. bak beni ben cümle kuramadım. <gülüyor> Nasıl gülüyor değil mi? Nasıl geçti tatiliniz? İyisiniz inşallah. <laughs> güzel, çok güzel dinlendim. Çok güzel dinlendim. Ee... Evet böyle e, yani insanın zaman zaman piyasanın uzaklaşıp başka şeyleri de düşünmesi, görmesi güzel oluyor dostlarla beraber. Eyvallah. Biz de özledik seni. Arkandan da güzel konuştuk belki izliyorsundur diye. <gülüyor> <gülüyor> Biz <gülüyor> <hiç> kalmak istemedik. <laughs> ben yayını, Nasıl ben, gelecek dedik. Ben, ben yayını Balıkesir... Çura sahilden, Kurbağalı'dan takip ettim. <laughs> Merak etmeyin. Google Maps üstünden can, lokasyon yayından. attı biliyorsunuz. Tabii. Canlı yayından <laughs> burada bulabilirsiniz diye. Evet. Şey yaptım. Seni ee, tekrar görmek güzel. Hoş geldin Işık abi. Biz, biz de hisseten konuşacak çok ye, şey var. Ye, yediğin içtiğin senin olsun da bir gözlemlerini anlat. <laughs> Plajlarda durum nedir? Fiziki mesafe korunuyor mu? Yok. İkinci dalga riski nedir? <gülüyor> Bence... <laughs> Yapma. <laughs> Bence e, yani Sayın Fahrettin Koca ve valilerimizin e, bu konuda çok dikkatli olması lazım. Çünkü <laughs> Ya Sayın Bakan daha ne yapacak ya? Yok yani Sayın Fahrettin Koca tabii ki bu olayda Sağlık Bakan değil de sonuçta e, hiçbirimizin bilmediği bir şeydeyiz. Şu anda hani o center dediğimiz yer... Latin Amerika'ya kaymış durumda. Amerika'da rakamlar o kadar iyi <laughs> özellikle Florida'da, Brezilya'da. Biz şu anda biraz oranın uzağında kaldık Hı. ve iyi ki de öyle oluyor. Tabii. Fakat o ikinci dalganın bize gelmemesi için şu anda biz belki de dünyanın en güzel sahillerine sahip olan Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da, Karadeniz'de ülkelerden biriyiz. Fakat ben benim gözlemim ee, bu 9 günlük tatilde... Tabii şunu da söylememiz lazım. İnanılmaz nemli bir hava vardı. Ee, yani Marmara'da olmaması gereken 30 derecelik sıcaklar falan. Herkes sahile koşmuştu. Sosyal mesafe kuralları falan uygulanmıyor. Çocuklar e, denize giriyor. Orada e, işte e, yaşlı abilerimiz muhabbette filan. Yani şöyle bir gözlem oldu. Allah korusun bu ikinci dalga Türkiye'ye gelecekse, Kesinlikle bu plajlarda önemli bir tehlike var gibime geldi benim. Çünkü yani ee, diğer yerlerde baktığımız zaman hani sosyal mesafe kuralları falan daha uygulanıyor. Mesela restoranlar olsun, toplu taşıma olsun, insanların yani, beraber gittiği yer falan. Ben plajlarda ki benim baktığım plajlar yani tabii ee, Balıkesir'in daha çok hani küçük plajları. ya yani ben benim baktığım yerler böyleyse bir Antalya altı, Lara filan oralarda durum nasıl? Ben gerçekten merak ederim. Onun için buna yani çok dikkat edilmesi lazım. Bu konuda hani e, bilmiyorum bunları çak edecek insanlar kimlerdir ama... ...bu plajlarda biraz şey olayı kayboluyor gibi. Yani mesafe, e, mesa, mesafe olayına filan. Ben yani geçen gün İzmir'de bir arkadaşım var. Urla'da onunla konuşurken orada bir restoran işte bir de cilde yapıyor hatta. Dedik ya biz burada elimizden gelen enteresan bir şey var dedi yani... Bizler burada işte kapasiteyi daraltarak o fiziki mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Gelen müşteri de mekana geldiğinde her türlü şey özen gösteriyor. Evet. Yahu aynı adam plajdayken o bambaşka bir adam oluyor. Ya orada fiziki o plajda bir şey var. Plajda fizik şeyi geliyor herhalde. Plajda fiziki mesafe falan yok ama plaja çıkıp restorana geldiğinde herkes bir anda o şeye uyuyor. Ama gerçekten şey var. Ee, bir tehlike, bir tehlike ben, var ben, ben, ben yani. o tehlike gördüm. Çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu, bu, dikkatli olmamız da şey değil. Yani sonuçta bu bir sağlık olayı ama bu sağlık olayının bizi ekonomik olarak da ne kadar vurduğunu biz gördük. Ya geçen hafta da söyledik. Kardeşim bu şey değil yani. Ben grip oldum giderim evde bir hafta yatarım gibi bir şey değil yani. Senin, sadece senin sağlığı değil konu olan. Senden pek çok insana dolayısıyla topluma işte Işık'ın anlattığı gibi onun tekrar bir ekonomik sorunu haline gelmesine, insanların işini kaybetmesine, daha az gelir elde etmesine, devletin üstüne daha fazla yük binmesine neden olabilecek bir döngü bu. Hani herkesin elinden geldiğince bu işe bir katkı sağlaması lazım. Yani. Gerçekten geçen hafta da söyledim. <laughs> yani Allah Sayın Bakan'a sabır versin yani. Gerçekten o karşılaşılan manzaralar karşısındaki o sükunetini koruması herhalde şeyden sabır testinden geçiyor bu dünyada. Yani, yani daha ta, cennet, uzak ya. Cenneti cebine koydu bence Sayın Koca yani. yani doktor şeyiyle, tıpçı olmasıyla yani bir şekilde götürüyor. Yani daha siyaset dünyasından uzak çünkü. Yani. Tabii tabii. Onun getirdiği bir şey var. Tabii iki tane kritik kelime var. Bir tanesi karantina, bir tanesi salgın. Bunlar önemli kelimeler. Ee, ama benim görebildiğim kadar bende de biraz biraz başlamaya başladı. Ee, ya insanlar artık canına tak etti. Yani biraz bir sıkıldık da. Bunu da bir yani şey tamam, yapmak Tamam eyvallah iklim koşulları falan da zorluyor yani. Ama şeyi var ya işin bir oluru var yani. Oluru var o, orası ayrı ama e, insan faktörü özellikle psikoloji tarafında bence yaz aylarında birazcık daha öne çıkacak. Yani Mart'ta Nisan'da bir şekilde hani e, tamam hava da soğuktu falan e, bir şekilde bir ya, çek, doğru. çekiyordun kendini ama sıcakta falan maske hikayesi falan yani eğer bir de dışarıda işin varsa çalışmak zorundaysan keşke Allah kolaylık versin yani biz yine şanslıyız yani ben kendime konuşuyorum biz hala dönmedik uzaktan çalışıyoruz ama mecburen dışarı çıkmak zorunda olan insanlar açısından bir yerden bir yere gitmek zorunda olan toplu ulaşım kullanmak tabii, zorunda tabii. olan servis kullanmak zorunda olan insanlar açısından e, dışarısı biraz eziyet ya doğru şüphesiz ki ama yapacak bir şey yok, yok. yani önlem alacağız hizmet sektörü çalışan arkadaşlar da e, o maskeyi kullanıyorlar. Bir de bir anlamadığım bir grup var. Gerçekten onlara yavaş yavaş tutulmaya başladım. Bu çene altında böyle maske takan arkadaşlar var. Onlar böyle bir akım mı oluşturmaya çalışıyorlar. Ya da hani öyle olunca şey mi? Eee maskeyi mı zannediyor. Ne zannediyorsa onlar. onlar... Ama çok güzel uygulama oldu bu arada. İstanbul, Ankara bir şehir daha var. İz İzmir. Bu İzmir ya da Bursa galiba. Bursa. Üç şehirde zorunlu hale getirildi. Bence her yerde zorunlu hale getirmesi lazım ama. Devlete de bak buradan geç hafta söyleyeyim. Söyle şöyle nefis gelir kapısı çıkar buradan yani. Takmaya şak diye Veri ceza tutanağını. Ondan sonra takar bir daha. Vergi geliri. O tabii Bütçe Bak ondan büt, sonra. bugün şey geldi, bütçe açığı geldi. Biraz daha büyümüş. Dolayısıyla buradan e, biz bize yeteriz Türkiye kampanya sıra. Dokuz lira. <laughs> Hop ondan sonra adam başı. 90 <laughs> hesabı. Dok, hisse senetlerinde çok konuşulacak şey var. <laughs> Yet, yet, evet, yeter, yeter dedi, hayır, <laughs> hayır. yeter dedi. hayır. Bak hay bak yeter söylüyorum. Yetersiz ışık ya. Ben, ben böyle yine yine rakamlar falan çıkardım çünkü bazı bazı arkadaşlar yine uçmuş kaçmış, borsamız böyle inanılmaz performanslar falan böyle yine uçan kaçan arkadaşlar olmuş onları takip ettim. Ee, aslında ne kadar e, uçan kaçanın başka bir taraf olduğunu ve aslında ne kadar kötü bir performans gösterdiğimizi rakamlar bazında açıklamaya çalışacağım. O zaman isteseniz e piyasasıyla giriyorum. Yani madem <laughs> e, sol kanattan da bir atak geldi. Evet. Şimdi bugün itibariyle. Baba <laughs> Roberto Carlos gibi bindirdi yalnız sol tarafta. Yani bir ara sağını alıp sağ dış açık yapar mı diye korktum soldan. Direkt yürüdü Hayır. dümdüz. Bugün itibariyle e, Bist 100 TL bazında kayıplarını evet. sıfırladı. Hatta üstüne çıktı yılbaşından bugüne 100 dersek eğer yılbaşındaki seviyeyi. TL bazında bunu kapattık üstüne de çıktık. 114.400 aramızda konuştuğumuz çoğu araştırma raporunda da öne çıkan kritik bir direnç noktasıydı. Bugün onun üstünde ciddi tutundu endeks. Evet. Hatta son bir haftadır seans içerisinde birlikte hareket etti Almanya DAX endeksine kıyasla da iyi gidiyor. E, Amerikan vadelerinin eksi olduğu günde de burası tutunmayı başardı bir şekilde. Bir süredir de böyle. Bir süredir de böyle. Bir şekilde e, bizim hep Mart'tan beri dediğimiz ama hafta sonu senle konuştuk ya ta Şubat'tan beri aslında konuştuğumuz içeride bir şeyler oluyor. Yani bir yaban e, yabancı diyorum bir yatırımcı tabanı değişiyor. Doğru. Yeni gelen bir yatırımcı tabanı var. Bu tabanı Bak. tanımıyoruz. Onlar bu piyasayı çoğunlukla tanımıyor. Onların davranış biçimlerini bilmiyoruz. E, aslında ve onlar artık o kadar küçük küçük insanlar Hı. değil. Ee, bir de şu var. Şimdi bu yeni gelen ee, müşteriler, yatırımcılar, yeni kesim, nasıl tanımlamak isterseniz, bunlar bir de piyasanın yükseliş döneminde piyasaya girenler. Yani düşüşü, düşüşte nasıl tepki vereceklerini, sert şeyleri falan çoğunlukla yaşamamış bir kesim diye düşünüyorum. Yeni Ama gelenlerin. bu maçı iki devre gibi okumak <laughs> lazım aslında. Bir grup var o 124-500'e giderken gelenler ve o 82.000'e kadar hep konuştuğumuz burada. Ya 40 yılda bir, evet. bir grup geldi, ciddi bir yatırımcı geldi ve yine mağdur oldu bu grup dediğimiz. Şimdi o oyunun ikinci yarısı bu. 2000 yılı, 2020 ile beraber işte gelen o 400 bin kişi yaklaşık. Benim anlattığım tamamen bu 2020 ile evet. birlikte gelenler. Belki de o senin dediğin, bahsettiğin kesim bekliyor ki, yani ben çok uzun zaman bekledim, 117 bin, 120 bin olsun da bir daha girmeyeyim. Belki de çıkayım diye bekliyor. Ben... E, Kendi açıkçası, belki bir dengelenme olacak. Mutlaka böyle bir grup vardır ama o grubun içinde azınlık olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Yani, yani her ne olursa olsun çok değer kaybetmiş olsa da çok hızlı rebound etmiş olması bence buraya yani borsaya olan güveni göstermesi açısından önemli. Yani çıkar pozisyonunu kapatır parayı alır ama hani ben küstüm hep bu anı bekliyordum verin evet. benim paramı oyunun dışına çıkayım diyeceğini düşünmüyorum o insanlar Zaten alternatifi de yok. Neyse ki bu bir yıllık süreçte çok fazla bir mevduat tarafında da ciddi bir alternatif kayıpları da olmadı. Doğru. Çünkü mevduat faizleri de Belki o bunu kompans eder. Yani böyle bir geniş girmeye çalışıyorum konuya ki hani daha fazla şeye bakabilelim. Evet. Şimdi bu kesim ciddi geri çekilmeleri bilmiyor. Şimdi bu kesimin e, piyasanın düştüğü günlerde ya da risk algısının <laughs> bozulduğu ortamda nasıl tepki vereceğini biz de bilmiyoruz. Biz de aslında test edeceğiz. Belki e, şey, tırnak içerisinde piyasada çok konuşulan tabirle kol kesmek dediğimiz, maliyeti e, belirli bir zarar noktasında kesmek, kapatmak, pozisyon. Stop Belki bunları abi. bilmiyorlar. Belki bunları... İkinci, üçüncü senaryoda dikkate alacak bir kesinden bahsediyoruz. Burada aracı kurumların da yeni bir tecrübe süreci olacak. Bizim anlattığımız Doğru. kadarıyla, yatım danışmanı arkadaşlarımızın anlattığı kadarıyla onlar da bu sürece tepki verecek. Ama fena bir oyun yok ortada. Tüm dünyada böyle. Ben hafta sonu Dünya Gazetesi'nde de anlatmaya çalıştım. Mart'ta Nisan ayında Hindistan'da 1.2 milyon yeni hisse senedi hesabı açılmış Hindistan'da. Bizde keza farklı yerlerde de böyle bir süreç var. Kore'de. Bu, evet, biz, bize has bir durum değil bu arada. Her yerde reel getiriler düştüğü için Getir 2008-2009'un paralelini yaşıyoruz. Tamamen paralelini yaşıyoruz. Evet. Ee, oynaklıklar olur ama ana trend bu düşük faiz ortamında belli ki hisse senedi piyasası desteklemeye devam edecek. Öyle düşün. Biz de bugün itibariyle 115 bin seviyesinin üstünde bir kapanış yaptık. E, ee, bundan sonra benim görebildiğim kadarıyla işte bir 117 bin, yüz, bir 120 bin oraya kadar gelebilirse endeks gücü yeterse mutlaka rekoru da tazelemek isteyecektir ee, diye düşünüyorum. Çok ciddi bir düzeltmeyle gelmedik. Bu düzeltmenin olmaması bence bir, bir handikap. Yani Amerika'nın o perşembe günü meşhur düştüğü günün ardından bile bizim satışları 108 bin civarında Şu, dengelediğini gördük. daha iyi bilir. Yakın zamanda oluşmuş 3 tane gap var galiba değil mi? Yani bir, biri 117 bine olanı Hayır, aşağıda gelirken ha, yani aşağıda. Bir, bir 103 binlerde bin. var galiba evet. bir 106 binlerde var bir, bir tane daha var yukarıda şimdi <laughs> olayı e, Orkun çok güzel özetledi bugün e, Dilek Hanım da sabah gazetesindeki yazısında kendisi bazı rakamlar vermiş e, yılbaşından bu yana borsaya 343 bin yeni yatırımcı geldiğini söylerken Dilek Hanım ee, ...borsanızın 1.55 milyon yeni hesaba ve rekora ulaştığını söylemiş. Şimdi biz, ee, ben olaya değişik açılardan geçeceğim. Burada çok konuşacağımız şey var. Geçen hafta baki kardeşimizle yine borsa şey yapmıştık. Bence şu anda Türk sermaye piyasalarının bir numaralı konusu bu. Araştırma birimlerine geleceğim ama ona gelmeden bazı şeyler... Ee, Nicolo Machiavelli biliyorsunuz Prens kitabı yani dünyanın gelmiş geçmiş en önemli kitaplarından birinde çok önemli bir söz etmiştir. Ee, hayatta şansın önemini azımsamayın diye. Bu Dilek Hanım'ın bahsettiği yeni yatırımcılar çok önemli bir şans anına geldiler borsaya. Dünya piyasalarının likiditeye boğulup yukarı trende geçtiği dönemde geldi bu kardeşler. Mart, Nisan, Mayıs. Bu kardeşler şans, çünkü bunlar yani trendlerdir ve trendleri genelde hani biz açıklamaya falan çalışırız ama onlar boş şeylerdir. Trendler açıklanabilen şeyler değil sadece yaşanır. Bu kardeşler yukarı çıkan piyasada geldiler ve inanılmaz bir kazanç dönemine geldiler. Şöyle bir kazanç dönemi. 23 Mart, bugün 22 Nisan değil mi? Tam 3 aydır. Haziran. Haziran, 3 tam 3 aydır rally yaşanıyor. Ben Cuma gecesi kapanışta tatilden geldim, bu rakamları çıkardım. Ben de yani enteresan bir bunlara bakmak istedim çünkü. Çünkü baktım herkes böyle kopuyoruz, gidiyoruz filan o olmuyor. Ben kopup gittiğimiz tarafı ve o konuda ne yapılabileceğini anlatmaya çalışacağım kendime göre. Onu Borsa İstanbul yetkilileriyle defalarca konuştum. Türk hisseleri, Bizim ana endeksimiz Borsa İstanbul 100 endeksi dolar bazında %29 giderken MSCI Türkiye Büyük 15 hissemizin olduğu %22 yükselmiş dolar bazında. Yani bir ana endeksimiz %29 bütün diğer ülkelerle karşılaştırdığımız endeks dolar bazlı bu 3 ayda %22. Gelişen ülkeler %32 dolar bazlı. Türkiye dahil mi? bütün işte yani MSCI MSC okay. ya, dünya yani daha çok ABD hı hı. endeksleri ağırlıklı yüzde 38. Biz bizim endekslerimiz dolar bazlı yüzde 22 ve yüzde 29. Bazı ülke performanslarını vermek istiyorum. Bizim beraber karşılaştırdığımız ülke grupları var ya. Brezilya bu dönemde yüzde 44, Merkel adlı kadın olmasaydı batacak olan ülke Yunanistan yüzde 34. Bugün bankacılık sistemin içine içinde para olmayan ve açılan davalar nedeniyle yurt dışında borçlanmaya çıkamayan Arjantin dolar bazında yüzde 63. Arjantin Merval biz dolar bazında yüzde 22-29 onlar yüzde 63. Peru yüzde 27, Rusya yüzde 50, bankacılık sisteminin sorunlu kredi oranı yüzde 20 üzerinde olan ülke Ukrayna yüzde 24 ödeymiş. Şimdi ben bu performansları niye anlattım? Biz bunların arkasında olduğumuz için. Şimdi evet mükemmel bir rali var ama karşıdan da öyle bir dalga geliyor ki adam rali varken diyor dünya rallisi adam sürekli mal çıkıyor. Neden mal çıkıyor? Türktaş'tan çıkıyor, Ereğli'den çıkıyor, bankadan çıkıyor. Elinde yüzde 70 üzeri yabancı takası olan yabancı kurumsal Türkiye'den mal çıkıyor. Rakamlar bunu gösteriyor mu? Gösteriyor. Burada işte Dilek Hanım'ın yazısında dediği Türkiye borsası yerli yatırımcıya geçiyor dediği aslında yerli yatırımcı geçmiyor. Bireysel emeklilik fonlarına geçiyor. Bugün ee, bu işlerden Türkiye'de çok iyi anladığını düşündüğüm 2-3 insandan biriyle aynı şeyi düşündük. Eskiden biz Türk borsası için en önemli e, etken ne, nedir derdik. Londra fonları, New York'taki ve Boston'daki büyük babalar filan. Mesela böyle bir araştırma raporu çıktığında filan ilk önce onlara pazarlanırdı değil mi? öyle? Polonya'daki fonlar. Polonya'daki fonlar. Çok at. Polonya'da 2-3 çok. Çok büyük. herkesin atladığı Doğu Avrupa'daki önemli. Şimdi Türkiye'nin piyasasının bir numaralı oyuncusu kim? BES fonları. Portföy yönetim şirketlerindeki oturan sevgili kardeşlerimiz. Evet. Türkiye borsasındaki o yabancı satışlarını Ayşe teyze Rıfat dayı mı karşıladı? Hayır. BES fonları karşıladı. Bu ge geçen yazıda Dilek Hanım'ın bahsettiği 343 bin yatırımcı TÜPRAŞ petrol rafinerilerinden çıkan ee, şey satışlarını mı? Goldman Sachs Asset Management satışlarını onlar mı karşıladı? Hayır. BES fonları. Bir katkı sunayım sana müsaadenle. Sonra sözünü kesiyor falan abi, diyorlar. Çünkü. Abi, bu Bence en önemli konu bu. Bes... Yani ben bunu açmak istiyorum. Şimdi bu performansa da söyledim. Biz daha hiçbir yere gitmedik. Biz daha 1.6 centteyiz. Bez fonları da bu arada evet. keyfinden şey yapmıyor. Mayıs 2019'a gidelim hep beraber. Hep konuştuğumuz Hı. oradaki düzenleme. BSE ve yatırım fonlarına ki ben onu destekleyen taraftayım. Taban oluşması Hı. için. Ee, onlar da bu düzenlemeyle alıyorlar. Aldıkları kusundan da büyük bir tsunami. Yukarıdaki trende fitilin ateşlendiği SPK evet. düzenlemesiyle tabii, o. Tabii. yukarı hareketle yani başladı. Burada bir taban oluştu ki fon piyasası hep söylüyorum ne kadar büyürse yani likit fon kısa vadeli tahvil bono söylemiyorum. Yani bun, bu, bunlar artık fon bile demek istemiyorum ben. Evet abi yani onların da Tabii yani onlar, 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 haklısın. Onun için gülüyor. Oraya yani bakarak fon piyasası gelişti falan diye, bu ya da daraldı da. Evet yani. yani bunlar büyüdü falan deyip fon piyasamız gelişti diye anlatan insanlar var. hayır ya hisse senedi Fonun ne kadar büyümüş, kaç tane müşteri girmiş çıkmış falan bunlara bakmak lazım. Kaç tane ana para korumalı fonun var. Onun dışında neyse onlar uzun konu. Onun bir katkısı var. Şimdi ben senin verdiğin rakamlara ben de bir, iki tane rakam vereyim. TL bazında eşit dedik. Yılbaşından bugüne. Dolar Allah aşkına, bazında şeyde de bir anlat. Ee, yani insanların Twitter'da yazanlara gösteriş tepkiler var. <laughs> Nereye kaybını kay şey yaptı, telafi etti. Kardeşim benim elimdeki hisse seni hala zararda diyen insanlar var. Ya orada ne olur şu ne sıfırladı bir sen anlat bari ben. Şimdi yıl endeks yıl endeksi alsaydınız tamam mı? Yani 100 115 bin 114 bin küsü 114 bin 400 değil mi? Ona 100 dersek aradaki değer kaybıyla bu işte 80 oldu, 90 oldu falan. Bugün 100.50 100.60 böyle bir değere geldi TL bazında. Ama bunu gidip dolara vurduğunuzda bu 6 aylık dönemde %13-14 hala ekside dolar bazında. O da niye büyük kısmı nereden geliyor? TL'nin dolar karşısındaki değer yani kaybı. Ben aslında şunu söyleyeyim. Onu söylemeni beklerim ama söylemedim. Ben ekleyeyim izninle. Endeksin kayıplarını telafi etmiş, sıfırlamış olması... ...illa sizin elinizdeki hisse senedinin de zararını kapattığı manasına gelmez. Gelmez. Bugün sıfırdayken elinizdeki hisse senedi size para da kazandırmış olabilir, karda da olabilirsiniz... Özellikle maalesef bu süreçte bankacılık endeksindeyseniz oradaki hisseler hisse getirirler. Hala sizin için sizin açınızdan negatifte duruyor. Burada kast edilen şey belirlenmiş parametrelerle 100 seçilmiş 100 tane hisse senedinden oluşan BIST 100 yani işte 115.190 190 seviyesinden kapanan BIST 100 referansı kayıplarını telafi yani ediyor. Daha da basitleşti. Borsa düştü çıktı dediğimizdeki. Evet. Endeks seviyesi. Hikaye bu. Şimdi evet. buradan sonrasına bir bir şey unutmuşum bu güzel kadınlarıyla ünlü olan e, bir Columbia ülke mı? var. Kolombiya. Biz yüzde 22 <laughs> ve 29ken onlar yüzde 49 olmuş. Çok yani biliyorsun güç yani önemli Kalın bir ekonomik güç. Diyorsun, yani önemli bir ekonomik güç. Yok ben bunları şey için yani bazı heyecanlanan arkadaşlar şeyi kaçırmışlar. Etrafta ne oluyor? Etrafta ne oluyoryu kaçırmışlar yani o. Trend olayını kaçırmışlar. Bizde ama dünyanın en iyi bir yeri var. Neresi? Biz küçük hisse dediğimiz biz tüm eksi biz yüz. Bu arada biz... Covid rakamları geldi. son. Tabii bak. Onu da bir söyleyeyim son dakika. Artık bunu yeniden takip etmeye başladık çünkü. 1212 bugün e, test 41 bin test sayısı da artmış. Yani bir nispeten binin üstüne gittik ama küçük küçük yine gerilemeye başladı. 500'e yaklaşmıştı vaka sayısı tekrar bir küçük. Orada küçük önlemler de alındı. Biz de yönetmenimize de teşekkür ediyoruz. istiyorum. kaybeden insanlar var. Onlara da keza rahmet Ben senden özürlüyüm. Emre Emre arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi böyle bir trend ralisi içinde 3 aylık bizim dünyadan pozitif ayrışan yerimiz. Biz yüz dışı hisselerimiz. Yan kağıtlar dediğimiz. Yan kağıtlar dediğimiz bazılarının hani eskilerin deyişiyle ben onu sevmiyorum böyle small cap derler ya. Yani hmm. Çünkü Türkiye'nin small cap'leri düşük piyasa değeri olan kağıtları artık gelişen ülke fon menajerleri için... Mikro cap dediğimiz maalesef. yani maalesef ne yazık ki... Döviz bazında ki. baktığı için. Aynen çünkü... IM... Büyütecin altında kal, kalamayanlar. Evet yani mikro cap dediğimiz abi yani bu bak filan dediği kağıtlar oldu. Fakat bu kağıtlar dünyanın en iyi performans. Şimdi bir saniye Kolombiya'nın, Peru'nun, Batık Yunanistan'ın filan arkasındayız ya performans. Neden? Çünkü bir bankacılık hisselerinden para çıkışı vardı... İki holdinglerden para çıkışı vardı. O bu yüzden da Fakat buradaki, ben bugün saydım bu hisselerin tümünü. 252 tane hisse var burada. Biz tüm, eksi biz yüz. 252 tane hisse var. Şeyleri koymamışlar oraya. E, Borsa İstanbul'un endekslerini yaratan e, Mehmet Bey ve takımı. Onları koymamışlar. 200 e, şeyleri hani o... Ben de 400 değil miydi diyecektim yani çünkü hazırlanıyordum. Hani, ba başka hisseler var ama onlar hani fiyat toplama Hı -hı. değişik hani göz, başka pazarlar başka falan. pazarlar daha düşük pazarları koymamışlar. 252 tane sürekli işlem gören kağıt var. Şimdi ben kendi kendime şunu sordum. Dünya endeksleri gelişen ülkeler %32 MSCI dünya %38 rali ederken 3 ayda bizim Küçük kağıtlardan oluşmuş bistüm eksi bistüz endeksimiz %76 raliyetmiş. İşte Dilek Hanım'ın güzel yazısında söylediği adam ve kadın oraya girmiş. Doğru. Evet. Senin kurumun info yatırımda, senin kurumun deniz yatırımda bu adama ve kadına hizmet etmiş. Şimdi buradaki 252 tane hisseyi tek 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 inceledim. İnce edin. Bir, ben de Borsa İstanbul yatırımcısıyım. İnce edin. Bu hisselerin hangisi hakkında bir araştırma birimine arayıp, Türkiye'nin en büyük kurumları kim? Yapı kredi, iş. Değil mi? Böyle aşağı doğru iniyor. Yapı kredi, iş, ad filan diye. Garanti. 252 tane hisse içinde, ben de bir araştırma birimine orada yönetici olarak çalışmış, uzun senelerini vermiş bir insan olarak, bir tanesinden bile ne bir İNA analizi bulabilirim, ne bir net aktif değer bulabilirim, ne bir sermayedarlarla söyleşi yani o telekonferans bulabilirim. 252 tane hisseye baktım. O hisselerden 2-3 tanesinin yatırımcısıyım şu anda. Yani ben ne bulabilirim ya bunlar hakkında? Şey bulamam kardeşim. İşte o zaman iş nereye dönüyor? Ha, o zaman işte abi, buradaki üçümüzün asıl konuşması gereken nokta öteki şeyler filan boş. Borsa işte ya bana ne ya Tüpraş Petrol Rafineri raporunda Tüpraş Petrol Rafineri raporu bize ne verir? Türk insanına ne verir? Yani hani ne söyleyecek o rapor bize? Ya da Garanti Bankası raporu ya da işte City'deki bilmem Simon Nelis Türk Bankacılık Sektör Raporu yayınlamış filan. Geçiniz. Biz bu 252 tane hisse konusunda ne yapabiliriz? O konuda da bazı pilot proje olarak ben bu tip şeyleri genelde biliyorsunuz sosyal medya olmadığı için LinkedIn'de genelde bu tip şeyleri yazıyorum. Onları da hani gerekli arkadaşlar okusun diye yazacağım yarın. Kendime göre bir pilot proje sundum. Çünkü öyle bir yere gidiyoruz ki Mert bence 1.2, 1.5, 3 ay sonra 2'yiz biz. Çünkü Türkiye evet, Türkiye uzun bir süre negatif reel faiz ülkesi kalacak. Uzun bir süre. Belli artık. Yani biz faiz arttırımına gitmeyeceğiz. Bizim enflasyon trendimiz de bir anda böyle yüzde tık diye yüzde yedilere düşmeyecek. Onun için biz negatif reel faiz ülkesi olarak bir iki ay covid zamanı falan değil uzun bir süre gideceğiz. Ve bu insan da oradan oraya gelecek. Ya yatırım fonuna gelecek ya hisseye gelecek. Onun için burada asıl konuşulması gereken biz Borsa İstanbul'la gelen yatırımcının seçimi olan, kimse adamın kafasına tabanca koyup, hayır kardeşim sen TÜPRAŞ alacaksın, ERE'yle alacaksın, bank alacaksın diyemeyiz. Belki adam bilişim endeksinden hisse almak istiyor. Belki adam atıyorum şey, başka şey konu. Yani bu bence şu anda SPK ve Borsa İstanbul, yani çok önemli bir konuda çok şanslıyız. Çünkü SPK ve Borsa İstanbul'da bu konunun önemini anlayan, ve işinin ehli inanılmaz önemli kardeşlerimiz var. Bu olayı anlıyorlar. Bu 252 tane hisse konusunda yatırımcıları aydınlatmak konusunda aracı kurumların bir şeyler yapması gerektiğini anlıyorlar. Çünkü para oraya gidiyor. Rakam onu gösteriyor. Yani onu onu konuşalım dedim. Hani bu kafamı biraz tatilde topar toparlayarak. Ama şu andaki görüntü yani ee, büyük bir şans. Bu trendi insanlar yakaladı. Bu trend daha da devam edecek. İşte bir şey, kamu bankalarımız gidiyor, bir Türksel haber akışı geliyor, o gidiyor filan. Güzel de bir rally oldu. 1.28 dolar bazlıdan 1.68 dolar bazlıya. Ee, kapanışımız neredeydi? Hatırlayanınız var mı? 2019 kapanışımız dolar bazlı. 1.92. Peki ben bir soru sormak istiyorum müsaadenle. Ee, şimdi 2-3 haftadır bu... Bizim yayınla da birlikte daha alevlenen bir tartışma var. Ve geçen hafta da konuştuk. Hakikaten çok mutluluk ve gurur verici bir şey. Yani çorbanın bir yerinde tuzumuz varsa ne mutlu. Yani tartışmaların bir kısmı şu konu üstüne evrilmeye başladı. E, araştırma birimleri... E, senin dediğin bahsettiğin bu X tüm, işte X yüz dışın, X endeks yüz dışında kalan hisselere rapor şey çıkartmıyorlar, ee, araştırma bölümleri de şapkayı önüne koysun, kendini sorgulasınlar. Ee, öbür taraftaki işte diğer kağıtlar şey aslında. Ama yıllardır aslında bizim tartıştığımız, doğru olması gereken dediğimiz adam şimdi geçen hafta Baki abi ne dedi? E ben değer çıkaramıyorsam, şey yapamıyorsam, öngöremiyorsam, göremiyorsam. sen diyorsun işte rapor bulamadım. E konsensus çıkmıyorsa, beklenti yoksa, peki araştırma birimi ne yapacak? O zaman Doğru soru şu elimize bu kadar elimizdeki havuza bu kadar yeni gelen bir yatırımcı kesimi varken onlara likit hisseyi beklenti oluşanı konsens oluşanı mı anlatalım yoksa araştırma birimleri yanlışa mı evrilsin yani ol yani bir yerde değerleme çıkartmanın zor olduğu kısmı mı gidip yapsın yoksa öbür tarafta hazır konsens herkesin konuştuğu üstüne kap bu çok önemli bir soru öyle değil mi doğru yani bu yeni gelen insanlara bizim doğruyu anlatmamız için tarihi bir fırsat var elimizde. Bu insanlara yatırım fonunu da anlatmamız için. Hiç yıllardır bana sorarsan şimdi diyeceğim kızacaklar. Neyse söylemeyeyim. Hani borsa Viyop'un da gelişmesi lazım. Viyop'u da anlatmamız lazım. Evet. evet. Yani evet. siz hakikaten Viyop'un gelişiminden memnun musunuz? Tamam bir büyüktür sıfır diyeceksiniz bana. Kullanım amacından çok memnun olduğumu söylemem. Evet. Yani bugün satım opsiyonu almak istesen kaç tane madde ne bulabiliyorsun? Ne hacim bulabiliyorsun? Orası da bir trade alanına dönüşüyor. Ya, ya, kardeşim dünyanın bir numaralı finansal ürünlerinden biri olan diyelim ki sen 100 bin, 100 bin TL'lik bir portföye sahipsin değil mi? Bir hisse senedi uzun portföye sahipsin. Sen buna koruma satın almak istiyorsun. Bunu nereden yapabilirsin? En, en rahat değil mi? Dünyada ne piyası var? Opsiyon piyası var değil mi? Hala bizim doğru düzgün opsiyon piyasında biliyorsunuz o spreadlerin durumunu. Tabii. Doğru düzgün fiyat varan var mı? İki iki vadeden sonra? sonra fiyat yok, ha. şey yok. Tamam, onun için, onun için yani hani bizim al, alacağımız daha yani e, hani 40 fırın ekmek yememiz lazım. Ama şu anda ilk defa gerçekten hisse senedi ve hisse senedinin türev ürünlerini geliştirmek için bizim elimize öyle bir fırsat geçti ki ve gerçekten bu işlerde anlayan, işin nehli insanlar var. Onun için çok mutluyum. Bunu yapmamız lazım yoksa siz bu insanları ee, diyemezsiniz. Kardeşim hani sen Yanış Seher'e gitme. Sen gel burada ex banka gir. Sen git burada atıyorum koç holding al. Hayır almıyorlar işte. Bunları alıyorlar. Ama işte bak ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bu adamlar, bu insanlar oyuna yanlış ayakkabıyla yanlış tozlukla gelmiş girmiş olabilirler. Ama daha doğru bu sahada nasıl top oynayacaklarını <laughs> daha sağlıklı bize öğretebiliriz. Biz anlatabiliriz. Ya Bence bu tarihi bir fırsat. Şimdi sana katılıyorum. Tabii ki insanlara zorla hayır canım yani o mı demeyeceksin yani. Diyemez ki. İnsanlar kendi birikimi, evet. kendi yatırım Tabii. kararı. Ona söyleyecek çok. Şey. Ama burada bence gerçek resmi her ne gerekçeli olursa olsun piyasa aşağı döndüğünde göreceğiz. Yani bu bir kar realizasyonu olabilir, bir trend değişikliği olmayabilir, bir haber akışı, bir trend kırılması olabilir. Orada şimdi sen kaç senede abi şeye? 22 mi dedin? Borsa 100 Bist 100 getirisi 29, MSCI Türkiye getirisi 22. Rally başladığından beri dolar bazlı. Bu 76 bazlı. TL mi şey mi? Yüzde 76 yan kağıtlar 2, TL o değil %76 mi? O 76 Bist tüm eksi Bist TL ama değil mi o getiri? Hayır dolar abi, ha, dolar ha. bazlı getiriyor. Şimdi bak nefis. Müthiş bir getiriyor. Bir tarafta 29 var, evet. 30 var. Bir tarafta 75 var. Evet. Tamam. Şimdi bak bugünden söyleyeyim bunu. Bu rüzgar terse döndüğünde o 76'nın ne kadar hızlı geri geldiğini göreceğiz. Çünkü bu böyledir yani. Yani ha, ne, ne kadar işte high risk, high profit. Rüzgar terse döndüğünde de orası daha çabuk gelecek, daha hızlı, daha sert gelecek aşağı. İşte yani söylenecek çok şey var. Valla e, vallahi sıkıldım da bunları konuşmaktan. Yani 25 senedir sıkıldım. Araştırma bölümleri bu insanlar artık rapor yazmalı mı? Galiba oyunun kuralları değişiyor. Yani eskisi kadar likiditesi hala dar olabilir ama daha fazla yatırımcı ilgisinin oluştu bir pazar haline geliyor burası. Bu 250, şöyle bir anlaşılma da olmasın bu arada yani. Bu 252 tane şirketin hiçbiri de işte ee, ne derler? Ne iş yaptığı bilinmeyen, nerede olduğu bilinmeyen, ne üretim yaptığı bilinmeyen şirketler hayır değil. Bunlar. Bu, Kote, şirket bu Hayır ya, bunlar içinde yani gerçekten marka değeri yüksek, tanınırlığı yüksek Çok. Çok. çok katma değeri yüksek Türkiye ekonomisine katkı sağlamış çok, çok kritik sektörlerde e, iş yapan şirketler de var ama bence o 252'nin içindeki o 76'yı oraya kadar taşıyan şirket sayısı da az yani gene buralar maalesef Twitter üzerinden WhatsApp üzerinden Telegram üzerinden pazarlanmış hisse senedi performansıyla geliyor buralara kadar yani o ben zannetmiyorum ki. Elinde o 252 tane şirketin hissesi olan ve şu anda bizi izleyen yatırımcıların hepsi de 176 para kazanmadı orada. Dolar bazlı. Fark etmez. yani <laughs> referansları nereye koyarsan koy. Kim? Ya gün içinde tavandan tabana gidenler var konuşuyoruz akşama yani, kadar yani. Benim derdim şu kardeşim herkes daha çok para kazansın. Bu piyasaya daha çok yatırımcı gelsin. Benim şirketimde bu işten daha çok gelir elde etsin. Daha çok işlem olsun, işlem hacmi olsun. Sistem büyüsün, sektör büyüsün. Aracı kurum sayısı artsın. İstihdam artsın. Aynen öyle. Tamam. Ama netice itibariyle bu ülkenin kaynağından söz ediyoruz. Yani sokaktaki Ali abinin de, Ayşe ablanın da, Ahmet'in de, Mehmet'in de, Zeynep'in de parası bu ülkenin parası. Burası borsa, kar zarar kardeş. Orası ayrı hikaye. Ama bu kaynağın, bu insanların bu ülkede zor şartlarda çalıştırdıkları, biriktirdikleri 3 kuruş paralarının Paranın büyüklüğünden bağımsız konuşuyorum bu arada. Birilerinin cebine girecek olmasından yana bir kaygım var. Mesleki tecrübem bana bunu gösterdi. Bir kez daha teşekkür edeyim. Gerçekten önce sermaye Piyasası Kurulu'ndan sonra Borsa İstanbul'dan. Evet. E, eksik vardır, yanlış vardır, daha iyisi yapılabilir. Pek çok şey eleştiri... Yani mükemmel iş yoktur. Hep amaç nedir? Daha iyiye taşımak. Ama bugün itibariyle... Gerek sermaye piyasası Kurulu'nda borsa arasındaki yetki devri ya da yetki paylaşımı, atılan adımlar, işte geçen hafta Sayın Başkan'ın söyledikleri iki taraftan yer. Gerek sermaye piyasası kurulundan gerek Borsa İstanbul'dan gelen mesajlar artık yatırımcıya söylenecek her şey söylendi bence. Eminim ki pek çok aracı kurumda bu konuda hassasiyetini ortaya koymuştur. Eminim ki pek çok arkadaşımız da, da koymuştur. Medyadaki pek çok arkadaşımız herkes mütevazı olmayacağım bu konuda. Biz bu konuyu konuştuk, konuştuktan sonra neredeyse Türkiye'de gündem oldu bu konu. Onun sonrasında pek çok farklı mecradan, paydaştan bu insanlar uyaracak şey geldi. Ya İ sektör gerçekten görevini yaptı bu arada. İkaz geldi. Şimdi bir daha söyleyeyim, top döndü, dolaştı, tekrar yatırımcının önüne geldi. Bu insan psikolojisidir. Çok uzatarak anlatmak kusura bakmayın bu arada. Bu insan psikolojisidir. Vay işte Orkun'un aldığı ise %2 gitti. Benim aldığım 12 gitti. İşte Işık Bank almış, eksi demiş. Benim aldığım kağıt işte %50 gitti. Herkes para kazanmak ister. Bu çok doğal bir şey. Ama aldığın riskin hesabını iyi yapmak gerekir. Kubilay Bey, Deniz Yatırım Genel Müdürü Kubilay Dağlı eksik olması katıldı. Anlattı. Benim kafama kazınmış bir tek cümle var. Kubilay Bey'in anlattıklarından. Kardeşim bu işler içine bilerek ya da bilmeyerek WhatsApp gruplarına, Telegram gruplarına dahil olup oradaki operasyon çekilen kağıtların birinden bir işlem çıkarsa günün birinde paranı kaybedebilirsin. Diyebilirsin ki risk benimdi, attım zarı gelmedi. Ama yeni düzenleme diyor ki babacığım selamünaleyküm sen parayı kaybetmişsin, geçmiş olsun. Bak burada da bir bardak soğuk su var. Ama kusura bakma sana bir de hediyesi var bu işin idari para cezası. Ve o idari para cezası öyle herkesin ödeyebileceği gibi paradan söz edilmiyor. Onun için bir kez daha ricam hasreten herkesin parası kıymetli. Bu ülkenin parası hepimizin parası. Parayı kazanmak var, kaybetmek var. Meslek hayatımda benim de para kaybetmişim var. Yanlış öngörüm var. Hepimizin var. Ama 3 haftadır söylediğim gibi bir daha söyleyeyim yüzünü görmediğiniz, adını bilmediğiniz, kim nerede yaşadığından haberiniz olmayan bir insanın sizi zengin etmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Onun için bu ülke ve maalesef bak bu yayının başında söyledim ya ya kardeşim bu sadece bu senin sağlık sorunu değil. Ülkeyi etkiliyor, ekonomiyi etkiliyor, pek çok şey etkiliyor. Orada bir kişinin mağduriyeti aslında piyasanın geleceği için o kadar çok farklı fazla sayıda insanı etkiliyor ki. Ondan sonra yeni gelecek insanların önünü de kesmek bu. Dolayısıyla sistem belli bir momentum yakaladı. Bizler ümit ediyorum dilimiz döndüğünce doğru şeyler anlatıyoruzdur. Sektör doğru adımlar atıyordur. Elbette ki karar yatırımcılığındır. Ama hiçbir finansal ürünün fiyatı sonsuza kadar düşmez. Sonsuza kadar yükselmez. Yani 3 haftadır biz burada farklı bir başlıkla konuya girmeye çalışıyoruz. Ha bu şu demek değil Hep bu fiyat yuk, bak. bu fiyat daha yukarı gidebilir. Haftaya oturduğumuzda buradan daha iyi fiyatlar görebiliriz. Ama döndüğünde döndüğünde o oyunu oynayabilecek misin? Yani yeni taktiğe dönebilecek misin? 4-2-3-1'den 5 5'li defansa geçebilecek misin? Evet. Kredin varsa onu hemen ayıklayabilecek misin? Temizleyebilecek misin? Taban taban giderse ne yapacaksın? Bunların hepsinin bir kötü senaryo olarak ortaya konması lazım. Pardon sözünü kestim. Yani konuyu farklı yerlerden bakıp konuşmaya çalışıyoruz. Fark, tek bir konu var, farklı bakış açılarıyla. Şimdi biz de biliyoruz her hafta burada yaşasın bir buçuk milyonu geçtik popüler cümlesiyle girmeyi. Hayır. Şimdi o nedenle bu hafta özellikle bu insanlar henüz kaybetmediler. Yani şimdi hepimiz sektör için Mart Mart'ın dibinden beri, 23 Mart'tan beri ne alsan kazanıyor musun? Gözünü kapatıp kağıtta elini koy. Yani çok ekstra bir şey olması lazım kaybetmen için. İşte bu da bunları da anlatmam. Ben sektörün gerçi bak bizim bugün 4'te toplantımız vardı şirket içerisinde. Biz konuştuk. Yani sürekli konuşuyor. Ben biliyorum ki diğer aracı kurumlardaki arkadaşlar aynen, sizin gibi yöneticiler aynen, biz de, de öyle, konuşuyor. Biz de o durumda. Yani bu insanları nasıl koruyabilir? Bizim bir evimiz var bu insanlar bizim. Evimize gelerler. Biz istiyoruz ki uzun süreli bizim misafirimiz, misafirimiz olsun, olsunlar. Ya da en, ya da en azından sistemde kalsın. Senin mağazandan çıkıyorsa, dükkandan çıkıyorsa Sistemdeki diğer bir şey gitsin ya parayı al, Ya ben Bugün sana kürsün... gitsin yani o şirketten sistemde kalsın ya müşteri ya. yatırımcı. Sen bir şey diyecektin abi. Abi ben bu kendi kafamda yarattığım ne yapılabilir konusunda ufak bir pilot program var kendi kafamda yarattım bunu bir şekilde uygulamaya koymamız lazım bu yeni gelen kardeşlerimiz için ve uzun uzun vadeli borsanın kalıcı bir ee, bilgi değil mi? Sonuçta sonuçta sen bu 252 tane BIST 100 dışı şirket konusunda sadece kaptan haberleri alabiliyorsan ve üzerinde belirli çalışmalar yapılmayan şirketlerse bunu bir değiştirebilecek bir düzene sahip olabilmemiz lazım. Bir, aracı kurumlar şu anda böyle bir şey yapmak istemiyorlar. Çünkü sen araştırma birimleri zaten gideceği kadar, küçüleceği kadar küçülmüş yabancı kurumsal işlemleri bitmiş DMA'lar yani direkt market access dediğimiz yani e, şey araştırma kullanmayan ve direkt olarak kendisi e, iş yapan. E, evet, sen de sadece portföy yönetim şirketlerinden kazandığın parayla ekmek bir yere kadar yiyebiliyorsun. Onun için bizim bu 252 tane şirket konusunda ben bugün yine üşenmedim çıkardım. Bu BIST 100 ana endeksliyoruz ya bu BIST 100'e. Ben bir %30 tane kağıt çıkardım. Doğru düzgün bir tane analist arkadaş buradan bunlar hakkında model falan gönderebilirse yani ya bir ya da iki gönderebilir. 53 tane bugün battım. 53 tane tüm işlemi yapan aracı kurum var. O zaman o zaman bak çok özür diliyorum. Evet. Hakikaten sonra oluyor laf böldü oluyor da yani sohbet sohbet eder. Evet. O zaman bu şapkayı önümüze koyup diyeceğiz ki araştırma bölümünü niye küçülttük? Evet. Değil mi? Ha, şimdi ben şimdi ben ya, baş... ya da soruyu getir buradan tamam. başka bir yere. Madem ki sektör bugün bu kadar katılımcının olmasıyla beraber iyi para kazanır hale geldi. Peki buyurun küçülür daralırken sektör araştırma bölümlerini küçülttün. Hadi şimdi buyurun büyütelim hep beraber. Her, şimdi büyütme programını kendi kafamdaki anlatacağım. Şimdi sen biz bak. Çıkardım yani bu şirketler var. Doğru düzgün modelleri yok. Yani ortada doğru düzgün üzerine bir ya da iki analist arkadaş ancak bunlara bakıyor. Yani Brisasından Alarko gesu devasa Ege endüstrisi, eczacı ilacı e, iş yatırım menkul değerleri ki Türkiye'nin şu anda bir numaralı endüstrisi para kazanan evet. aracı kurma endüstrisi ve hisse bugün tarihi zirve kapadı evet. İşmen, karton sanı, kerevit taşı, sanı, mavi cinsin, net taşı, odaşı, net holdingi, Özak Geyosu, Reysaç Geyosu, Sarkuş sanı, sasa Polyesteri, tüm osanı, bunlar yüzde. Bizim ana endeksimizin evet. hisleri ya bir ya iki analist arkadaş var ya da sıfır. Bak sıfır da bir rakamdır. Sıfır. Çoğuna vardır ya ışık galiba. ya bir ya iki ha? bir dakika. Abi. Git, git bul bana Ali. Hadi git, git yarın senle şey yapalım. Gittiğinde Hayır. adam kalkıp gidecek ha. gidecek zaten. Giderim abi gitmez. <laughs> Hayır bak ben şunu söylemeye çalışıyorum. Burada Borsa İstanbul aracı kurumlar ve SPK bir pilot program başlatsa bizim ülkemizde matematiğe yatkın doğru düzgün o finansal mühendislik denilen şeylere yatkın, modellemelere, Excel'lere falan yatkın çok güzel genç kardeşlerimiz var. İyi de para kazanırlar bu işten. Şu gitsinler şirket değerleme, işte böyle bütün üstadların yazdığı kitapları falan okusunlar. Borsa İstanbul'da bizler gidelim onlara ders verelim. Şirket değerlemesi nasıl yapılır? Net aktif değer analizi bir holding için nasıl yapılır? filan bütün bu şirketleri çünkü bu 252 tane firma ya hizmet sektöründe ya reel sektörde işte ya turizm yani bir şekilde bunların rakamları çıkabilir. Bu aracı kurumlara da bu arkadaşları yerleştirirsin. Bu aracı kurumlar da bundan sonuçta para kazanacak. Bu 252 tane şeyi sen üzerine bir telekonferans notu yazdığında ya da bir rapor çıkardığında senin ee, o rapor elden ele, pdf'lerle dolaşmayacak WhatsApp üzerinden, Doğru. dolaşacak. O çocukları, genç çocukları yetiştir, onlara güzel para ver. Borsa İstanbul bu konuda öncülük yapsın çünkü buna o yatırımcının ihtiyacı var. Ve böylece de aracı kurum sahibi sermayeleri ne diyor? Ben şimdi kardeşim diyor artık araştırma bunları karşılamıyor. Ben bu maliyeti istemiyorum. Tamam istemiyorsun, haklısın sermayedar kardeş. Ama senin piyasan öyle bir piyasa oldu ki artık sen büyük hisselere rapor çıkartarak ex bank bankacılık sektör raporu çıkararak hiçbir yere gidemiyorsun. Senin müşterin artık bu küçük hisselerde. Ya bir de çıkar raporunuz hepsi aynı zaten doğal olarak yani öndeki ya ver, ver, veri modern, aynıysa, evet. işte ufak tefek ülkenin makro beklentilerini farklılaştırarak ancak farklı bir tabii şey tabii çıkartıyorsun orada yani. Ortaya çıkan hedef ha. fiyat işte sen de 1 lira eksik ben de 2 lira fazla çıkıyorum. Sonra sonra der ki SPK bak kardeşim sen aracı kurumlarda ana, analist bilimlerinde çalışan, araştırma bilimlerinde çalışan, yatırım danışmanlığı birimlerinde çalışan arkadaşlarla 3 ayda bir, aynen hani kapa veriyorsun ya önemli gelişmeler, 3 ayda bir, bir yarım saatlik telekonferans yapmak zorundasın. İşte iş yatırım, Aa. sen bu 5 hisseyi alacaksın. Deniz yatırım, sen şu 3'ünü alacaksın. Info yatırım, sen şu 3'ünü alacaksın. Herkese bölersin o 252 hisseyi. Çok Herkese de böldüm mü insanlar der ki dur ya ben bilişim endeksinden X, Y, Z hisseye yatırım yapmıştım. Kim bakıyordu ona? Ha deniz yatırım. Dur ya ben deniz yatırım, yatırım danışmanlığındaki arkadaşı arayayım. Son telekonferansta şirketin genel müdürü, CFO'su, üst düzey yöneticisi ne demiş bir öğreneyim der. Şimdi izninle bir şey söyleyeceğim. Bak bu çok önemli. Bilgi sadece kaptan. İki şeyle gelen bilgi olmaz. Kesinlikle. Böyle bir şey yok. Bunu da şunu da eklemek lazım. Hani belki kendi sektörümüze kendi yaptığımız işe de haksızlık ediyoruz. Araştırma bölümlerine bu kadar sallarken araştırma bölümlerinde iyi niyetle iş yapmaya çalışmış ama karşısa muhatap bulunamayan pek çok şirket olduğunu unutmamak Tabii. lazım yani. Tabii. Var benim analist arkadaşım ulaşamıyorum. Ulaş... Analist arkadaşlarımız var. Orada yatırımcı ilişkilerine sadece lisans sahibi birini koymuşlar. Adam da bir şirketin muhasebesinde çalışıyor. İ, i̇smini şu anda şirketin vermeyeceğim. Yani verirsem çünkü Verme, insan ver. vermeyeceğim. Verme. 12 senedir Lehman krizinden beri Türkiye borsasında yatırımcısına bir numaralı para kazandırmış şirket. Bir. Yani ex birimde Lehman'ın battığı gün 15 Eylül 2008'de bu şirketin hissesini aldın. Bugün her şeyden daha iyi getirilesin. Üzerine bir tane bile rapor yok. Bir tane rapor yok. Şirket konuşmuyor. Kaç tane analist arkadaşlar? Abi şuraya gittim gittim. Abi hiçbir bilgi vermiyorlar. Boş ver onları. Hayır kardeşim. SPK tebliğ çıkaracak. Evet onun da bir zorunluluk haline gelmesi SPK tebliğ lazım. çıkaracak. Diyecek ki kardeş 3 ayda bir telekonferansla şirketindeki pozitif negatif katalistleri rakamlar nasıl gidiyor? Spot... nedir ne değildir analiste anlatacaksın. O da raporlayacak. O da onu telekonferans notu olarak çıkaracak. Bak bakalım borsaya nasıl bir ilgi geliyor. Bak bu pilot programı çıkaralım. Ben buradan Sayın Hakan Atilla ve Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na, bu güzel insanlara diyorum ki biz bu programı yaparız. Çünkü bu kardeşleri, Dilek Hanım'ın yazdığı kardeşleri korumamız lazım. Sen o adama, yine aynısını söylüyorum çok özür dilerim Mert. Ee, evet. Sen o adama koç holding, ex bank alacaksın diyemezsin. Çünkü adam bakıyor belki de öteki şirketi beğeniyor. Ha, o adam geri zekalıysa, embesilse hani var ya böyle teknik analize bakıp ay bu burayı kırdı hocam falan böyle şeyler var ya. Ya kardeş, temelini bilmediğin şirketin ne teknik analizine bakıyorsun? İkisi beraber olacak. Temelini bileceksin şirketin. Şirketin katalisti olacak sonra da teknik analize bakacaksın. Yani o kadar çok konuşulacak şey var ki gerçekten ben hisse senedi dışında hiçbir şey konuşmak istemiyorum Orkun senin. Yani dünya konusunda çok güzel şeylerim var yazılarını çabanı okuyorum al, ama ben, al, sadece, al. ben sadece ben sadece hisse senedi konuşmaya geldim ya bu akşam. Abi sen adama tatil çok iyi gelmiş. Ya bir şey ya şey, biz programından çıkıp bir işte kapatıp programı hiç kimse ruhu duymaz. Ben kapatacağını da zannetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan Ramazan'da da değiliz ama değil yani bu gider yani sahura kadar 2 3'e kadar. Ya çok güzel bir öneri. Kesinlikle. Demek ki bunu yapmamız lazım abi. Şu noktadayız. Biz sektör çalışanları olarak, sektörün yöneticileri olarak elimizden geleni bir süredir yapıyoruz değil mi? Evet. Yeni yatırımcıyı korumak evet. için. Demek ki iş artık daha büyük sektörün abileri dediğimiz bizle SPK tarafına da geçmiş. Hatta bak o önerin çok güzel bir öneri. Onun bir sonraki aşaması da biz yüz dışındaki e, ve halka açık şirketlerin web sitelerinde e, onları cover eden tüm araştırma raporları da yayınlanma zorunluluğu getiririz. Nefis öneri. Nefis. Hatta TEFAS gibi bir tane research portalı kurulsun. Bak, ne güzel. Yani gerekirse ücretli Peki, olsun. canım, biz, e Emeğini de alsın. Emeğinin karşını da alsın analist arkadaşımız. Aracı kurumlar şu anda darpane gibi para kazanıyor. Çok güzel. Da, i̇nşallah daha çok kazanırlar. Çok güzel bir trend yakalandı. Tamam araştırma birimleri sürekli küçülüyor. Şu anda sadece iki tane. Şu anda sadece iki tane araştırma birimi sayarım. Gerçek araştırma birimi. Türkiye'de üçüncüsü yok. Ama şöyle baktığımız zaman... Sen müşterine bu hizmeti vermek zorunda mısın? Vermek zorundasın. Sayın Mert Yılmaz ben info yatırım isem, senden gelip bir şey istiyorsam mesela algoritma yazılımı istiyorum kafamda bir şey var. Ya da Orkun'u arayıp ya benim belirli trade'ler doğru düzgün şey yapılmıyor sen bu trader'ı değiştir. Değil mi? Sen bir hizmet istiyorsun karşılıklı odur budur konuşuyorsun. Ya sen en önemli hizmeti alamıyorsun aracı kurumdan. Sen yatırımcısın. En önemli hizmet aracı kurumdan parayı, parayı koyduğun hisse konusunda bilgi. Abi. O bilgi için adam diyor ki sana kapa git kardeş kapa diyor. Abi bak gene <laughs> aynı yere geliyor hikaye. Hani bu biraz şey gibi yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan gibi. Rab, yani yatırımcının bir bölümü zaten rapor okumuyor. Yani o elindeki hisse senedini o raporu yazsan da okumayacak. Ona çünkü abisi demiş ki Al 3 liradan, satacaksın 15 liradan. İşte ben de diyorum ki sektör bu yanlışa ha, uymasın. Hayır, hayır, hayır. Öbür tarafta da, yatı, yani araştırma bölümünde... Bak arkadaş, o, o insanın da psikolojisi var, Tamam mı? Adam oturuyor, işte belli bir süre zaman ayırıyor ve bir rapor yazıyor. Rapor yazıyor ve kimse okumuyor raporu. Ee, bu arada hiç cover edilmiyor değil. Bak ben mesela bizim ekip arkadaşlarımızdan biliyorum. Hepsi tecrübeli insanlar ve... E, müşteri sorusu olduğu için yanıtlama şeyiyle e, önceliğiyle hayatlarında hiç bakmadıkları şirketlerin finansallarına evet. bilmiyoruz dememek için bir şekilde bakıp evet. çabalıyorlar. Evet. Bir şekilde hazır modellerin içine oturtup fikir yürütmeye çalışıyorlar. Evet. Yani sektör hiç şey yapmıyor da değil. Hayır bu arada. tabii ki canım. Ama Biliyorsun araştırma bölümü demek, lisans sahibi olmak demek. Bunun bir de hesap verilebilirlik kısmı var. Ne? Şimdi ertesi çok az. gün, ya Arkasına çok o model kurman, kurman lazım. Model'siz hiçbir şey olmaz. Endeks yüz dışındaki bir kağıt. Evet. Ertesi gün %15 diye çat diye düştüğünde bunu eğer açıklayamıyorsan şimdi orada da ciddi sıkıntı olur. o zaman sermaye piyasası kurulu gelecek diyecek ki, "Selamünaleyküm, sen buraya bir rapor yazmışsın. Hedef fiyat da şu olarak evet. belirlemişsin. Getir bakalım arkadaki modeli. Sen modeli neye göre kurdun ve bu, buradan çıktı? Şimdi Türksel'e haber akışı geldi değil mi? Evet. Halka açık isim verebiliriz. Endeksi de götürdü. Evet. İlk yani, ülkü yükselişin 750 puanı geliyor. Evet. Büyük büyük şirket ne demek? Büyük şirkete yatırım yapmak, endeksteki ağırlığı ne demek? Bunu hepimiz bir daha hatırlattık. Uzun zaman unutmuştuk. Yani mesela Türksel'in haber akışıyla, Türksel'in yaptığı hareketi anlamak, ertesi gün müşteriye anlatabilmek bu mümkün. Ama öbür tarafta. Çat diye %15 anlatamıyorsun. Çünkü bir gün önce e, finans alanına bakmışsın. Bir şekilde fikir yürütmeye çalışmışsın. Adam da doğal olarak sana soruyor. E sen dün başka bir şey diyordun diyor. Tabii. Hani diyor çarpanı böyleydi? Hani ucuzdu? Çok az. Yani böyle de bir gerçek var. Ben o yüzden hani olabildiğince araştırma bölümlerinde çalışan arkadaşlara e, yardım etmeye çalışıyorum. Yani destek atmaya çalışıyorum. Aynen. Aynen. Bu tarafta. Abi evet. işte benim pilot Senin... program baş desteği atıyor. Yani diyor ki o bilimlerin dolması ve bu tip genç arkadaşlar hem bu bak gerçekten finansal matematiğe yatkın, finansal mühendisliğe yatkın genç arkadaşlarımız var bu ülkede. Hiçbir iş, doğru düzgün iş bulamıyorlar. Bu arkadaşlara yeni bir iş alanında olur. Aracı kurumlara girerler, piyasa öğrenirler, müşteri kazanırlar. Hem de bir şekilde bilgiyi kap üzerinden değil, bilgiyi gerçekten şirketin ehli ve üst yönetimi olan insanlardan almayı sağlar. Müşteriye de bu şekilde gitmeyi sağlar. Sen çok haklısın ama özellikle yatırım danışmanlığında kardeşlerimiz uzun senelerdir bu tip şeylerle boğuşuyorlar. Ve bu tip şeylerle boğuşurken ben de o boğuşan insanlardan biriydim. Sadece böyle işte teknik analiz oradan Fibonacci çiz yok bu bunu kırmış filan de öyle işte abi iyi gözüküyor filan gibi. Ya ben kendim söylüyorum artık ya yani ben çalışmadığım için ben para yönetimine geçtiğim için ya yalan yanlış şeyler, La, bu iyi gözüküyor filan evet. gibi teknik analiz dışında hiçbir şey konuşamıyordu. Ya Fibonacci bunun Hibonacci değişmesi lazım. Ha? Fibonacci kullanır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Nerede kul, kul, yani kullanırım. Vardır şey, kullanmış. kullanırım. Fibonacci'yi üst üste çizdiriyor musun? musun? Yok ben tek tek te, yani uzun uzun vadeli trendlerde Fibonacci kullanmayı e, doğru bulan bir insanım da. Mesela e, başka bir konu var. O da çok ee, dile dile getirilen bir konu. 40 saniyemiz var. Tabi o da onu da onu da ikinci bölümde istersen. Mesela <laughs> program bir şey oldu abi geçen hafta bar katılaç çarpıldık. Bu hafta bir şey Ben tatilden gelmeyecektim. Yeni <laughs> <abi>. geldiğimize <laughs> Ben ben tatilden ben, ben tatilden gelmeyeceğim. Haftaya bir tatil e <laughs> Havacılık <gülüyor> sektörü performansı borsa inanılmaz. Az, az sonra diyor. Baba. O zaman bir reklama gidelim. <laughs> Reklamdan. Bir kısa ara verelim dönüşte ışık öküt kaldığı yerden devam edecek. <laughs> <laughs> Tekrar merhabalar. Işık ee, kökte devam edecek. Biz ayrılıyoruz diyor. <laughs> ağza <laughs> sağlık. Vallahi çok güzel. İzin abi, sana yaramış. Bir kendim, Tatil. Bir kendi kafamı işte böyle uzaklaştım bu güzel yerlere. Ee, kafanı toparlayıp bir şeyler düşünüyorsun. SPK bu konuda şirketleri biraz şey yapmalı SPK tarafı sıkıştırsın Biz tarafı da abilik yapsın. Biz tarafı abilik yapsın. Güzel insan eğitsin. Aracı kurumlarda o insanları yerleştirsin böylece bu üçlü üçgen SPK yukarıda BIST ve aracı kurumlar böyle bir üçgen bu üçgen mükemmel çalışır ve artık yatırımcıya böyle sadece <laughs> artık yani insanların ya ben gerçekten gülüyorum yani demin çok özür dileyerek yani şey yapmak böyle Tüpraş raporu. Ya yani, ya gerçekten çıktığı zaman gülüyorum. Yani hani çünkü ne söylüyor ne söyleyecek o rapor yani bilinmeyen yani. Ne söyleyebilir ama bu 252 tane hisse konusunda bir tane rapor çıktığı zaman ya dur abi şu şirketin favörü nereden geliyormuş falan diye ben heyecanlanıp okuyorum. Çünkü bilmiyorum. Değil mi? Ama sen biliyorsun. Gerçekten alıp uzun vadeli tutmak isteyen insanlar da var. Ya yani çok az da olsa. O adama hitap ediyor o rapor. Fona hitap ediyor. Şimdi portföy yönetim şirketi Tüpraş'ı şeyin içine portföy içerisine koyarken bir rapora, bir görüşe istinaden koyuyor. Yani orada çıkan şeyler de hani arkadaşlarımız alınmasınlar. Sen aslında başka bir şey demek istiyorsun. Ben başka ya. bir şey demek istiyorum. Ben evet. o yüzden ben, hani ben, ekstradan ben, açıklama yapma gereği Ben değil ben, ben KY'nin ya, ya, bir rapor, ben ya bir rapor çok bir iş bir, evet, bir günler sürüyor yani. Yani. Ben KY'nin ve bu borsaya yeni giren 363 bin kişinin sesi olarak. Çünkü bu 363 bin kişi çoğu küçük yatırımcı dediğimiz. Ben onları onların sesi var. Yoksa Süpraş Petrol Refineri raporunu tabii ki best fonu yöneten kardeşlerimiz ve oradaki fon yöneticileri çok daha önemsiyorlar. Çünkü adam orada satıp tüp satıp tık diye kar demir alıyor falan yani değişik şeyler var. Bu arada Ağırlık ilk kısımda söyleyecektim. Yani fırsat kalmadı. Şimdi söyleyeyim. Vay Sektörde şey hiç şey yaptı ha. Fırsat kalmadı falan diye de Yok, böyle bir iğne zaman yaptı. su gibi aktı anlamında. <gülüyor> <gülüyor> Kullandım. Anladım. Yani sektör bu tarafta e, hiç kısa vadeli yatırımcı yönelik hiçbir şey yapmıyor değil. Yani hemen hemen her aracı kurumda araştırmayla yatırım danışmanları arasında bir iki kişilik bir ekip oluyor. Aynen öyle. Ve bunun arkadaşlarımız üzerinden de bu hisse senetleri cover ediliyor. Ama tabii ki de yani 400 tane senedinde 400'ünü de cover edilmesi imkanı yok. yani bir FX bölümü e, açık tüm FX piyasalarındaki para binleri mi şey yapıyor ki yorumlu. Hayır canım yani öyle bir dünyada yok. Hepsinde cover edilme imkanı yok. Diyelim İsterseniz evet. isterseniz yavaş yavaş bizim, çıkalım mı? Bizi tek bir şey söylüyorum Bizim dünyadan ikinci önemli pozitif ayrışmamız da birincisi küçük hisselerde. O zaten %76 dolar bazlı getiriyor 3 ayda. Bugün daha fazlalaştı. Bu cuma kapanıştaydı. Bugün büyük ihtimalle %78'e döndü o. İkincisi de havacılık sektöründe. Mert çok enteresan. Havacılık sektörü gelişen ülke havacılık sektör endeksi. 3 aylık rally'de dolar bazlı %20 giderken bizim borsamızın 3 tane ana havacılık hissesi dolar bazlı Mart dip kapanıştan Türk Hava Yolları %58, Pegasus %119, Tav Havalimanları da %42 gitmiş. Bu havacılık sektörünün pozitif ayrışması çok enteresan geldi bana. Burada değişik beklentiler olabilir. Ee, yani hani daha bir şekilde turizm sezonunun açılması işte bu şey uçuşların yeniden başlaması uçuşların, Amerika uçuşlarının başlayacak olması yani, yani değişik beklentiler olabilir ama gelişen ülke havacılık endeksi sadece yüzde 20 dolar bazlı giderken hava yollarının 58 Pegasus'un yüzde 119 rale ediyor olması tabi insanlar soracak ya Pegasus Mart ayında düştüğü yere hak ediyor muydu? Hayır etmiyordu. 82 liraya gittikten sonra oralara düşmeyi dahi etmiyordu. Tabii ki insanlar çok haklı, baz etkisi var orada ama bu ayrışmayı da söylemek istedim. Ee, Türk hava yollarında tabii başka türlü beklentiler de olabilir, kurumsal yatırımcılarda. da. Hani e, bu Lufthansa, Lufthansa Merkel para koyduktan sonra Türk hava yolları bir kademe daha kalkmaya başladı hani bizde Türk Hava Yolları'na Türk Varlık Fonu üzerinden bir şey yapabilir miyiz diye onu da çok konuşanlar var. O katalist oluyor olabilir ama bizim dünyadan pozitif ayrıştığımız ikinci ana yerde havacılık sektörü. Onu söylemek bir, istedim. Bir, konuyla biraz ilintili bir cümle söyleyeyim. bugün açıklandı turizm <laughs> istatistikleri. 2019 yılının ilk 5 ayında 12.8 milyon turist gelmiş Türkiye'ye. 2020'nin ilk 5 ayında 4.3 milyon. Yani %66'lık azalma var. Ve geçen yılın sadece Mayıs ayında çok yuvarlayarak söylüyorum 4 milyon hatta 4 milyondan biraz fazla gelen misafir var. Bu sene 30 bin bile değil. Ve bu gelen insanların, misafirlerimizin yaklaşık 7 bin tanesi Bulgaristan'dan geliyor. 3 bin tanesi Gürcistan'dan geliyor. Romanya'dan geliyor, Sırbistan'dan geliyor. Yani turizm tarafının bu bize özel bir durum değil elbette. Ama ya turizm tarafının bunu biraz belki makroya taşıyacak olsak cari açık üzerindeki ödemeler dengesi üzerindeki etkisini göz ardı etmemek lazım. Yani sıfır olmayacak şüphesiz ki ama çok derin bir şey olacağı da kesin. E i̇ki paylaştın güzel bir detay yani ama 29, 29, Mayıs, 29. verisi Haziran'la birlikte <laughs> e, artık parçalı açılışla yani orada 12-15 milyon gibi yolcu şey turist şeyini bulabilirsek gene fena bir rakam değil ama Geçen yıl 50 milyonundan sonra çok düşük 45 rakamlar. 45 milyonmuş geçen yılki turist sayısı. 45 milyon 58 bin. Ee, o yabancılar içine yerli turist yok. Onu da koyduğunda 52 milyonu buluyor. Şeyleri diyorsun. Evet. Bizim ee, vatandaşlı ziyaretçilerimizi e, koyduğunda top. 50 milyonu aşıyor. Bu seneki beklentiler 31 milyar dolar turizm geliri, geliri. geliri. Yani 2019 aralığındaki ekonomist raporlarında okuduğumda 31 milyar dolarlık turizm Böyle gelir şey beklentisi vardı. O nereye revize edildi? Son ekonomik raporlarından yani ben ulaşamadığım sana için bakalım. 15 gibi 15 milyar doları bulursak inanılmaz bir rakam olur. Yani bu ortamda. Çok. G gelen çok turistin için. de e, satın alma gücünün binlikler düştüğünü yapısının unutmamak değiştiğini lazım. de unutmamak lazım. O zaman his, hisse 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 dedik. Yatırımcı için ben yani elimizden geleni yapmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Biraz da fiyatlamalara geçelim Müsaadenizle. Uzun süredir konuştuğumuz banka bölü sanayi rasyosu yani bankaların, bankacık sektöründeki hisselerin sanayi sektöründeki hisselere kıyasla daha zayıf performans sergilemesi. Biz bir aydır aslında bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu olmadan bu endeks gitmez. Gitse de bir ayağı masanın eksik kalır, kırık kalır diye. E, yılbaşından bugüne baktığımızda bankacılık endeksi TL bazında hala %13-14 aşağıda, eksi. Sanayi bir miktar daha üstünde, yüzde e, tam 100 yüz küsür. E, son bir aya baktığında da ayın 19'undan sonraki hareketle birlikte bankacık endeksi burada sanayinin üstüne çıktı performans açısından. Neyse ki sonunda e, bir miktar bankalar performans göstermeye başladılar. Uzun süre yabancının satışını gördük burada. Ee, toplamda bu yıl Türkiye'den 12 milyar dolara yakın bir e, yabancı yatırımcı çıkışı var. Borsa artı, dips, şey, yani hisse artı dips. Dips, repo da dahil. Bunun 7,5-8 milyar dolarlık kısmı tek başına e, dips üstünden geliyor. Geri kalan kısmı da hisselerden geliyor. E, buradaki satışın tam anlamıyla durduğu, artık topun karşı tarafa geçtiğini söylemek imkansız. E, ama... 22 küsur hafta, 21-22 hafta sonra ilk defa bir 50 milyon dolar gibi sınırlı bir giriş gördük nette hisse senedi tarafına. E, gönül ister burası toparlamaya başlasın. Bu satan insanlar bir noktadan sonra da alacaklar elbette ama tabii orada çok uzun süredir konuştuğumuz başka nedenler de var. İnsanların kendi hecetme etme şeyi falan. Biz tabii ki sektör temsilcisi olarak tek başına yerlinin domine ettiği bir e, sermaye piyasası e, düşünmemiz ve bunu istememizin imkanı yok. Çok Eğer güzel. İstanbul Finans Merkezi olacaksa tek başımıza olmaz. Aynen öyle. Yani buranın başka şey yok. Yani o zaman dışarıya paralel gidemeyiz. Dışarıdaki adamın da burada bir şeyi fiyatlaması lazım. Bankalarda sizce dönüş başladı mı? Ben kendi fikrimi söyleyeyim sonra sözü devredeyim. Tabii. Ben değerlemeler açısından ya benim bizim Sadrettin Bağcı da aynı şekilde düşünüyor. Ee, yani orta uzun vadede bankaların ucuzlamadan dolayı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Performansa katkısı olabileceğini düşünüyoruz. Ama dönüp dolaşıp hikaye gene şeye geliyor. Yani buradaki düzenlemelere yani düzenleme başlıkları haber akışı yavaşlayacaksa yani bankacılık endeksi çok net baktığımızda Nisan'a kadar ki şey ile Nisan'dan sonraki salınım arasında dünya kadar fark var. Tabii. Canım. Burasının azalması, üstündeki yükün azalması lazım ki bankacılık endeksi ama bir miktar daha sanki sanayilere göre şey duruyor değil mi? Ee, avantaj sunuyor gibi. Ben benim gördüğüm kadarıyla. Ben de öyle düşünüyorum, öyle görüyorum. Yani bunu da iki kademeli yerden bakmak lazım. Bir tanesi yabancı satışının bitmesi bile bir nefes aldırdı piyasaya. Çünkü yani ben çok uzun yıllardır bu kadar satış görmedim ya. Yani hiç kafasını kaldırmasa izin vermeden. Mayıs öyle geçti. Hani gelene geçene verdiler falan denir ya borsada. Ak Akbank'la başladı, garantiyle devam evet. etti, kamularla evet. evet. Orada biraz hikaye Yapı Kredi Bankası'nın MSI endeksine girmesiyle bir, tür, mükemmel bir o tur mükemmel söyledi. da durdu ama böyle. Dur, ama tam, orada tam durdu. Elimi de böyle <laughs> durdu, orada, orada, durdu. durdu. Mükemmel söyledi. Şimdi ondan sonra dünya rallisi devam edince biz de oraya istirak edince herhalde büyük ihtimalle ya artık yani burası da Türkiye, buranın bankacılık sistemi var. Evet bir takım tartışmalı konular olabilir yatırımcının nezdinde ama o kadar ucuz kalmış ki yani artık burası bir fırsat sunuyor. Şuraya bir girelim yavaş yavaş döngüsü başladı. Şimdi bundan sonrası pek çok şey bağlı. Bir, yani uluslararası alanda bu rally devam edecek mi? İki, ee yatırımcının buradaki pozisyonu alma isteği arzusu ne kadarlık bir vade ve ne kadarlık bir getiri evet. o getiriyi elde ettiğinde ben parayı alayım bir çıkayım der mi ki bir kısmının en azından öyle olacağını düşünüyorum. Üç ve daha makrosu biz buradan yatırımcıya tekrar bir hikaye anlatabilecek biz. Bunu illa bankacılık özelinde söylemiyorum. Bugün Sayın Bakan'ın da açıklamaları var işte hani Türkiye daha hızlı dönüyor, daha hızlı toparlıyor diye. Bu fikri ben Burada daha önce söylemiştim çünkü ülkenin demografik yapısı ve tüketim alışkanlıkları hani bazen negatif diye anlattığımız şeylerin bugün aslında bizim için pozitif tarafa geldiğinde gördük. Evet bir toparlanma sinyali var. Şimdi e, yine yeni bir sürü şey gelecek, eleştiri gelecek ama kardeşim ya yani toparlanma deyince dönüp 5 sene öncesinden daha iyi hale geleceksin diye ama bir dipten dönüş var. Güven endekslerinde de var, çarşıya pazara çıktığında da var, edilen sohbetlerde de var. Pek çok şey de var. Ha, yeterli gelir gelmez ona ayrı tartışma konusu. Yani tüm bu konuşulanlar gelebilecek bir iki Allah korusun bir ikinci dalgayla bambaşka bir hikaye dönebilir. Ama şunu da söyleyeyim. Ben bütün dünyada bu iyimserliğin altındaki nedenlerden birinin de şu olduğunu düşünüyorum. Bence insanların çok büyük bir kısmı ikinci bir dalganın geleceğine inanıyorlar. Böyle olacağını düşünüyorlar. Peki bu rahatlık nereden geliyor? Bence şuradan geliyor. Ee, Bireyler de ne yapmaları gerektiğini öğrendiler. Hükümetler de ne yapılması gerektiğini öğrendiler. Yani o ilk dalgadan gelen bir edinim var, bir tecrübe var. Gerekiyorsa daha sert tedbirler, daha kısa süreli tedbirler, belki daha ani frenler. Yani yaratacağı etkinin olası bir ikinci dalga etkisinin ekonomilerde ilki kadar büyük olmayacağı beklentisi biraz da burada hakim ama dediğim gibi yani şey biz hep hikayenin iyi tarafına bakıyoruz. Bu da eleştirecek bir şey değil. Ama bir kez daha söyleyeyim. Sıcak para tartışması ayrı bir tartışma konusu. Yani bu ülkeye sıcak para gelmeli mi? Bu ülkenin niye sıcak paraya ihtiyaç duyuyor? Buna ihtiyaç duymamak için yapısal olarak neleri yapmamız gerekiyor? Ne kadarını yaptık? Ne kadarını yapma yolundayız? Ama bir taraftan da dönüp, yani çok güzel söyledin. İstanbul'u finans merkezi yapacağız dediğimiz yerde Türkiye gibi bir pazarın içinde dips piyasasında yabancının payının %4'ün altına gelmiş olmasını bence oturup hep beraber bir düşünmemiz lazım. Ee, burası her zaman yabancı yatırımcının ilgisi olan ve göz olan bir yer oldu. da çok önemli nedenleri var. Yani bence hep show must go on oldu burada. Yani ne olursa olsun. Pazar hep açıktı. İsteyen aldı, isteyen sattı. 2007, 2008'de bile. Ama geldiğimiz noktada bu işler biraz daha şey olunca, e, sakinleşince bütün dünyada bir kez daha e, kendimizi yabancı yatırımcıyla bir masa etrafında oturtup ne yaptığımızı, niye yaptığımızı, niye yapmadığımızı anlatıp bu hikayeleri bence artık biraz daha iyi anlatır ve pazarlar hale gelmemiz lazım. Yoksa e, ben açık söyleyeyim yabancı yatırımcının buradaki bankalara satarken ki satış riskinin Türk bankacılık sistemi üzerinden bir güven sorunu var. Efendim burada bir finansal risk mi doğuyor falan kaygılar olduğunu düşünmüyorum. Daha mikro bir takım sorunlar var. Ama bence o günün konjonktüründe atılmış o adımlar da iyi anlatılabilir. Yani kardeşim pandemi yaşanıyor yani. Şimdi. Bak şöyle örnekleyeyim. Bugüne kadar hep aynı örneği veriyorum ama bütçe açık konusu değil mi? Hepimiz çoğumuz ya yani bütçe açığı burası çıpa burayı kaybetmememiz gerekir dediğimiz yerde bütçe açığı patladı gitti. Hepimiz de ne dedik? Doğrusu budur. Bugünün koşulları artık farklı bir yere taşımıştır. Bunu artık dönüp bir eleştiri konusu yapmaya gerek yok. Dönüp belki o günün koşullarına alınmış olan kararların neden alındığını çok rahatlıkla anlatabiliriz. Bunu anlattığımız sürece de şey olacak ama yani şunu söyleyeyim ben kısa vadede hala Türkiye'ye ciddi bir yabancı yatırımcı ilgisinin, sıcak para olarak geleceğini düşünmüyorum. Sayın Bakan'ın da böyle bir isteğinin olmadığını zaten kendisi dile getirdi. Ama bir kez daha söyleyeyim, sadece istememekle olmaz, onun yerine o kaynağı yaratacak yapısal dönüşümü de sağlamamız lazım. Bir takım adımlar atıldı, ümit ediyorum hızla daha fazla atılır. Ondan sonrası zaten burası serbest piyasa, isteğinin girdiği, isteğinin çıktığı bir pazar. Sen zaten yapman gerekenleri yaparsan tekrar pazar kendi hak ettiği ilgiyi görecektir sonunda. Ya şu, şöyle bir dönemden de geçtiğimizi hatırlatmak lazım bir kez daha. Gelişmekte olan ülkelerin tamamından bir çıkış. Yani ya, şu anda yabancı yatırımcı kayda değer ölçekte hiçbir gelişmekte olan ülkeye ciddi bir pay ayırmıyor. Evet. Konjonktürel olarak girdikleri var, çıktıkları var. İşte, Kısa vadede fırsat buldum geliyor. Mayıs'ın ikinci yarısından sonraki Latin Amerika rallisi mesela. Yani bunu gördük. Ama şu anda hiçbir gelişmekte olan ülkeye tam anlamıyla inanmıyor. Bunu da anlatabiliriz. Evet. Ben bu noktada çok kritik bir adımın tüm belirsizliğe rağmen Fed'in açıkladığı makro projeksiyonlar gibi bizim kesinlikle yaz aylarında orta vadeli programı yeni ekonomi programı adı yep bizim onu bir an önce açıklamamız lazım. Kesinlikle. Bir yol haritası sunmamız lazım. Tamam mı? Yani yep'te sen %1 büyüyeceğim, 0.5 büyüyeceğim deyip %1 dolar de alabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki bir yol haritası sunalım. Bütçe açığı mesela Bunlar tartışılmadan. Diyelim ki bak baba biz yüzde beş. Dünya böyle böyle yaptı. Onu da güzelce söyleyelim. Biz de anlatalım. Şimdi ben bir yol haritası koymanın tabii ki bu belirsizlik atlatılsın. Yaz aylarıyla birlikte çalışıldığını biliyorum. En azından takip edebildiğim kadarıyla. burada önemli bir oyun değiştirici faktöre sahip olabileceğini görüyorum açıkçası. Sen bankalarla ilgili, sanayilerle ilgili. Ben, ben iki yerden sana çok katılıyorum. Bankaların satışı genelde hani para trade etmiş herkesin anlayabileceği bir şey vardır. Bazı satışlar normal gerçekleşir. Bazı satışlar anormal, fiyata bakmadan pozisyon boşalt denir. Bizim bankacılık sektör satışlarımız öyle gerçekleşti. Anormal yapıda anormal yapı gerçekleşti. Fiyatsızlar ver yani. Evet. Evet. Fiyata bakmadan gerçekleşen satışlar bizim Exbank dediğimiz ve %95'ini 6 büyük bankacılık sektör hissemizin Akbank, Garanti, İşçe, Yapık, e, Yapık yapı, yapı Kredi, Halkbank ve Vakıf Bank'ın yarattığı endeksi 2020 zirvesi 2019-2020 zirvesi sınaiye karşı Exbank'ın biz geçen hafta 0.88'i gördük sınavıya karşı. Bugün 1.35. Bugün 0.92 yükseliyor. Yani yüksel, güzel. 3 gündür yükseliyor. 1.35'ten 0.88'e. Bu Türkiye'nin büyümesine çok önemli bir inancı var yabancı yatırımcının ve best fonlarını yöneten arkadaşlarımızın da bir anda insanlar ee, gel kardeş, Tofaş alalım, Ford alalım e, Tüpraş alalım, Kardemir alalım mı dedi. Hayır. Yabancı bankalara bay bay dedi. Fiyata bakmadan. Şimdi ben 18 Mayıs programında hayatta gördüğüm en enteresan grafiklerden birinin bankacılık sektörünün bir karşı grafiği olduğunu söylemiştim. Ben böyle bir grafik hayatımda ya bir iki defa gördüm yani. Ve o grafik oradan güzel döndü. Bir maşa karşı Exbank. %5 döndü. Bankacılık sektörü oradan %14 rali etti. Bir maçlar ama 68 liraya gitti. Çok güzel yabancı kurumsal da destekliyor. Şimdi bankacılık sektöründe ki artık bu fiyata bakmadan sen çok güzel söylüyorsun o yapı kredi MSCI Türkiye'ye dönüyor. Tekrar geri giriyor. Haberiyle biraz şey yaptı. Ama daha önemlisi var Mert. Londra'daki bazı broker arkadaşlarla konuştuğumda Türkiye borsasındaki açılmış en büyük açık pozisyonu, short pozisyon dediğimiz kurumsallar tarafından kamu bankalarının olduğunu söyledi. Malum nedenlerden. O nedenlere şu anda hepimizin bildiği nedenlere girmemize gerek yok. Kamu bankalarının bu short pozisyonunu son iki günde Halkbank Berman haberi le kapanmaya başlanması ZK haberi değil mi? Üst üste evet. kamu banka pozitif haberler geldi. Doğru. Ve bir anda o Londra'daki short pozisyonlar kapanmaya başladı. Hisse senetlerini götüren iki iki tane ana şey vardır. Biraz ders gibi olacak. Hisse senetlerini biraz böyle şey faizler düşüyor, banka al filan böyle herkesin bildiği şeyler değil de bir açık pozisyonlanma çok fazlaysa, iyi haber gelirse bu hisse senetlerinde ciddi bir yukarı trende yol açar. Emlak geliyor. Evet. evet. Aynısı emlak geliyor. Doğru. 1.25-1.97 hareketi açık pozisyonların bir anda a ah! deyip o karşıdan tren geliyormuş kardeş. Gün ışığı değilmiş o. O gün ışığı değilmiş. Kapan. Hisse 1.25 bir ay sonra 1.97 Kamu banka hareketi de bu tabii ki Berman haberi önemli ama ZK haberi. ben Londra'daki arkadaşla konuştuğumda dedi ki hayır abi bu yabancı alımı değil dedi açık pozisyonların kapanması dedi aylardır adam kamu bankası short pozisyonda short pozisyonda çünkü yasak aylardır yasak ama adam o kadar güzel para yapmış ki aylar evvel açığa satarak Onları tutmuş. Aten. Hem açığından kazandı. Hem açığından. <laughs> hem kapattığı longla. Ha, bak düşün. Çok aylar evvel açmış pozisyonu. Sürekli pozisyon ona. Hem kur tarafında. <laughs> hem, evet. Değil mi? Hem kur tarafında. Kaynaklı iyi yanı. ekmek kadar. Ha. Şimdi adam bakıyor dur ya diyor. Ya bizim pozisyonlar vardı diyor. Onu kabul Fiyatına bakmadan Fiyat. al. Aldı. Şimdi al. Al diyor. 7-25 kurdan açtı. Iki, tane i̇ki tane. Bir, hisse senetleri bilinmeyen, piyasa oyuncularının bilmediği katalistlerle gider. Aa, adam bir anda bilmem de üretim arttırıcı fabrika açıyor. çok güzel tavan olur. Ya. ya da bundan gider. Büyük açık pozisyonların kapanması. Yok. Kamu bankalarının açık pozisyon kapanması çok önemli bir, bence çok önemli bir trend başlangıcı olabilir. Çünkü sen orada ne kadar 10 milyon lot halk ve vakıf şort var bilmiyorsun. Peki bu gerekçeyle kapanmış bir pozisyonun devamı sence yabancı yatırımcının gelmesi demek midir? Ya da Yok. gelebilir mi? Hayır gelmiyor işte. Ha yani rakamlar bize gelmediğini pozisyon, gösteriyor. Bundan sonraki süreçte gelebileceğine ilişkin bir şey var mı? Beklentin var mı mesela kısa vadede? Ben, ben benim beklentim Yabancı kurumsalın artık herkesin ezberlediği bazı pozisyonlar nedir o ezberlediği? Yabancı kurumsal hangi hisselere giriyor uzun zamandır? Perakendecilik sektörüne hmm. giriyor. BİM, Ülker, Migros, Şok Market, Bizim Toptan bugün tavan filan yaptı. Nereye giriyor yabancı kurumsal? Kozalara giriyor. Tavan. Özürlerim. özür dilerim. Eee tarihi zirve Kozal Anadolu Holding ve Ko Kozal 81. Li. Böyle yabancı yatırımcının Türkiye'de çok sevip sürekli her düşüşü aldığı hisseler var. Bir de bankacılık sektörü hisseleri var. Aman diyor hani sürekli ya açık pozisyonda bekliyor ya da bes fonları gelsin ki ben ona çakayım diyor. Şimdi o trend değişiyor mu? Abi 3 günlük hareket trend değiştiriyor. Tabii ki canım. Bankacılık sektörü, sanayi sektörü hala Ekim 2018 seviyesindeyse 0.92 çarpanda. Abi ilk önce onun biz bir bire gitmesini bekleyelim ya. Bir rahatlasın sektörü ya. Bir ben şöyle bir göreyim garantideki alım. Ya bir de arkadaşlar diyorlar ki işte Borsa İstanbul hacimleri 30 milyara çıktı, 35 milyara çıktı falan böyle bir sevinç filan Ya arkadaşım o, o hacimlerin çoğu baksana makine hacmi. Yani geliyor makine. Bunu nereden anlıyorsun? Türk Türkiye'nin bir numaralı makine olan aracı kurumu bugün yapı kredi çok önemli bir teknolojiye, oradaki kardeşlerimiz çok önemli bir teknolojiye gittiler. Yatırım yaptılar ve oyunu kazandılar. Yapı kredide kardeşlerimiz. %15 hacim bugün yapı krediden geçti. Biz tüm endeksinde. Evet. %15 hacim. Bütün makinalar oradan çalışıyor, algoritmalar. Merrill Lynch 3 numaradaydı. Oradan da algoritmalar çalışıyor Merrill Lynch yatırımdan. Yani bunlara çok seviniyoruz. ya. Bunların çoğu ben şunu söylemeye çalışıyorum. Algoritma acımı o tabi tabii, tabii. Ha, onu bir anlayalım onu birbirlerine karıştırmayalım bazı arkadaşlar gibi. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bankacılık sektöründeki kamu bankalarındaki pozisyonlar uzun pozisyona döner mi onu bilmiyorum. Bir iyi haber şeyinin devam etmesi lazım ama şunu biliyorum. 0.3 defter değerinden filan bu arkadaşlar zaten çıkarmışlar. Paralarını yapmışlar aynen öyle. Bu arkadaşlar parayı yaptı mı? nerede baktım? A hisse hisse düşerken o bakmaz. Hisse gitmeye başlayınca Tabii. düğmeye basar. Bunlar onlar her zaman öyle olmuştur. Şu anda da çok güzel halk ve vakıfta trend var. Bu e, sektör tarafında da beni e, Orkun demin onu çok güzel söyledi. Sanayi sektör tarafında da Türkiye'nin pozitif ayrışması bence şuradan geldi. Herkes özellikle Goldman Sachs'in Türkiye 2020'de %5 daralacak raporuyla sanayi tarafta çok panikledi. Hatırlıyorsun o raporu değil mi? Burada evet, konuşmuştuk. Konuştum. Sen sen getirmiştin çok sağ ol. O dün gibi hatırlıyorum. O raporu görenler çok panikledi. Fakat şu andaki bankacılık sektör kredi büyüme rakamları %50 yıllık, 13 haftalık kurdan arındırılmış %50. KGF ben, döneminde geçtik. Bravo abi. Mükemmel. Bak ne diyor adam? bu sene aslında Türkiye büyüyecek diyor. Orkun. Çünkü Türkiye'nin gayri safi yurt dışı hasılasının bir numaralı indikatörü bankacılık evet, kredi, kredi evet. büyümesi. Birebir o üst üste gelir o. Birebir yani o grafikleri koy. Birebir gibi o grafik. Birebir gelir. Ve Orkun'un verdiği rakamlar o Goldman Sachs ekonomist kardeşlerin çok büyük bir yanılgı içinde olduğunu gösteriyor. Bunu burada konuştuk zaten. Evet. Demin söylediğim abi, evet. ülkenin demografik özelliği var ve tüketim alışkanlıkları ve, var. Ve Orkun'un söylediği rakam bana, ben ekonomist falan değilim ama Türkiye'nin bu sene binde beş falan ya da yüzde bir falan büyüyeceğini gösteriyor. Geçen gösteririm. sene kadar sembolik de olsa bir pozitif evet. çıkma ihtimali bence var. var. Onun için Sınai Endeks'in böyle bir şeyi pozitif ayrışması da oluyor olabilir. Mesela ben bugün Tofaş Otomotif Fabrika'da çok enteresan bir şey gördüm. Bugün tofaş'ta inanılmaz negatif bir haber çıktı biliyorsunuz BIST 30 endeksinden çıkıyor tofaş. Evet, evet. Değil mi? Normalde bir hisse için çok negatif bir haberdir değil mi? Ne yaptı bugün tofaş? Yukarı. Bu arada... Demek ki bazı bildiğimiz parametreler o kadar şey değil. Kamu bankalarına çok dikkat etmemiz lazım. Kamu bankalarında halk bankta başlayan hareket vakıfa gelmişti bugün vakıfa. Son yarım saatte ciddi satıcı geldi ama e, oraya dikkat etmek lazım. Ben şeye inanıyorum, Orkun'un verdiği rakamlarla bizim büyüyeceğimize inanıyorum. Ama biz büyüyeceksek o zaman bankacılık sektöründeki NPL'ler, sorunlu kredi rakamları da %6,5'larda falan kalabilir. O da bence bankacılık sektörünü buradan pozitif ayrıştırır. Sınayi çünkü çok gitti. NPL'ler biraz geriden geliyor biliyorsun. Orada evet. düzenlemeler de yapıldı. Nefes alınması için sektörün belli başlı. Dünyada da yapıldı. Onu da söyleyelim. Ee, onlar hani NPR'lerin fiyatlanması, devreye girmesi daha 2021'in problemi başlığı olacak. TOFAŞ %4 yukarıda kapamış. Ben bunu. bu arada... Bitti mi sözü? Tabii bitti abi bitti. bitti. Yok yok. Estağfurullah. Çok sağ olun. Zaten şunu söyleyeyim bir öneri olarak. Madem piyasa bu kadar rahatlamışken buradan Borsa İstanbul'a bir önerim var. Şu %10'luk tavanı tekrar %20'ye bence çekme zamanı geldi. Bugün e, Ve bu, hiç bütün... sektörden olmayan, banka kökenli bir şube müdürü arkadaşımdan geldi bu bilim. Ne olur programda söyler misiniz? Yani benim aklımdaydı, sen benden çok yaşayacaksın. E, i̇kimiz de çok yaşayalım. Yani belki bütün hisse senetlerinde olmayabilir. Ama belli kademede, belli parametrelerle oluşmuş bir sepete bu marjı tekrar bence %20'ye açılmasına fayda var. Yani yükselişi de sınırlıyor. Evet. Şeyi de, düşüşü de sınırlıyor. Ee, yine bugün gün içerisinde çok belki açığa satış kararını da artık gözden geçirmesi gerekiyor. O dilim ucuna geldi ama yani oynaklık tam olarak biliyorsun kalkmadığı için yani herkes varlığını şu anda korumaya çalışıyor. Yani orada tam bir şey yapamıyorum. Ya bak açık söyleyeyim niye kalkmıyor diye eleştirmem ama kalkması bence piyasa ...kuralları açısından daha doğru olur. Bu arada hakkını verelim. Sen bunu 95 bin 100 endekse de söylüyordun. Evet. Kalkması lazım evet. diye. Yani sadece 115 bine geldiğinde... Dedim hayır, hayır, hayır. Benim ya ben şey, şahidim. Benim en azından söyledim, bana endek seviyesiyle ilgili bir şeydi. Yani piyasaların bütün dünyada bir normalleşme halini ortaya koyması nedeniyle. Endeksin bundan sonrasına dair de bir iki çift laf edelim. Ondan sonra son yarım saatte de diğer varlıkları da konuşalım. Sadece hisse senedi konuşmuş olmayalım isterseniz. Bundan sonrasına dair. Ben genel olarak, hani bizim genel kurum görüşümüzde biz pozitif taraftayız. Ee, ama daha e, Mayıs ayında gördüğümüz üzere soluksuz yükselişten ziyade e, oynaklığın bir miktar daha arttığı, geri çekilmelerin sert olabileceği ama genel yönün e, hisse senedi önden özellikle yerel varlıklarda yukarı olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu ortamda değerleme yapmak falan imkansız. Kimsenin de değerleme yapabildiği yok. E, kolay kolay yani şirketler arkadaşlar görüşüyorlar analist arkadaşlarımız ama e, hisse senedi tarafını biz biraz daha şey görüyoruz avantajlı görüyoruz. Ee, satış çok gelmedi. 108 bin civarında karşılayabildik. Ee, bu birazcık daha bir tık daha yukarı çıkmış olsun. Yani 110 bin ne kadar e, endekste eğer bir düzeltmeleri karşılayabilirsek, kabul edebilirsek. E, bundan sonraki şeyin ben dışarının izin verdiği ortamda hani zirveyi yenileme şeklinde ilerlemek olacağını düşünüyorum. Yeniler demiyorum ama o yolda bence gitmeye çalışıyor. Ama mutlaka bir düzeltme gelmesi lazım. Ertelenen her düzeltme stresin birikmesi. Aynen öyle. Yani bunu S&P 500'deki o iki hafta önceki perşembe günkü harekette gördük. İnanılmaz böyle bir freni boşalmış. Dow Jones falan 1000 puan eksiyle kapattı. Kamyonu şey freni boşalmış. Kamyon gibi çıktı duvaraya. Ertesi gün buranın o kadar korkulan kadar satıcılığı artmamasının iki nedeni. Nefis bu piyasanın momentumunu bir vites büyütmesinin gerekçelerinden kısa vade gerekçelerinden biri o. Ya dışarısı yıkal, yıkıldığında burası duruyorsa burası galiba devam edecek. Algısı çok kuvvetlendi orada. Bir nedeni o. İkinci nedeni o geldiğimiz, devraldığımız sabah Asya piyasalarının ve Amerikan vadelerinin nispeten toparlamış olması. Üçüncü nedeni de burada yani davulla da zurnayla anlatılıyor bugün ama yabancı yatırımcı hisse senedi piyasası da azalmış olması nedeniyle içerideki yerlinin e, çok fazla bir tecrübesi olan kesimden oluşmaması nedeniyle daha böyle alıp tutma tarafında en azından yeni girdiği için. Onun da ben bir tampon etkisi oluşturduğunu düşünüyorum. Yani çok daha profesyonel bir yatırımcı kesimi yok. O açıdan anlatmaya çalışıyorum. Anladım. İnşallah derdimi anlatabilmişimdir. Her zamanki gibi. Valla ben çok kısa konuşacağım çünkü e, benim beklediğim yerlerin üstünde bir kere. itiraf edeyim orada. E, yani söylemiştik oldu dediğin diyorsak e, yanıldığımıza da itiraf etmek gerekir. Benim beklediğim yerlerin üstü burası. E, çok ciddi bir momentum yakalandı. Biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. E, ama çok soluksuz bir yükseliş. Yani bir kere 13 gün arka arkaya yükselen bir piyasa gördük. Ee, gelinen seviyeler e, bizi yani o 124.500 dövizye taşır mı? Ben kısa vadede çok yani endeksin genelinde bir yorgu, endeksin genelinde ol yani nasıl ifade edeyim ya? Bundan sonraki hareket çok endeks genelinde olmayabilir ama daha hisse bazlı hareketler biraz daha sektör ve hisse bazlı hareketler ön plana çıkabilir. Ama söylediğim bir şeyin altına imza atarım. Ne kadar çabuk ama bir paniğe neden olmayacak, sindirilerek gelebilecek bir kar realizasyonun piyasanın ondan sonraki dönemde daha fazla güç toplayıp daha sağlıklı hareket edebilmesi için doğrusu olduğunu düşünüyorum. 110 bin üstünde kaldığı sürece kısa vadeli açan pozisyonlar için stop los, yani 110 bin bence stop loss orada. Aşağıda bence 105 bin, 106 bin, 600 hatta 103 bin, 300 oralara kadar orta uzun vadeli biraz yüksek bir marjdan söz ediyorum ama ...hareket çok hızlı oldu... ...uzun vadeli pozisyonlar için... ...ben şimdilik bir risk görmüyorum... ...ama dediğim gibi benim beklediğim... ...seviyenin üzerinde... ...ben oyundan erken çıkanlardanım... Ee, ...tabii burada merkez bankaların... Işte ...atılan adımlar, kamu bankaların atmış olduğu adımlar... ...pek çok şey var... Ee, ...ama... ...ben bir kez daha söyleyeyim... ...bir trend bozulması olarak değil... ...ama bir kere realizasyonuna... ...ihtiyaç olduğunu... Yani oyunun tekrar alıcıyla satıcının daha fazla böyle bir harman olup oyuna dahil olabileceği için bir kar realizasyonunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Senin biraz Ama önce bu illa bu yarın gelecek diye bir şey yok. Ama ne kadar soluksuz yükseliş, sert yükseliş o kadar sert bir düşüle beraberine getirecek tabii. Biraz önce dediğim cümlelerin içerisinde şey vardı. Kendi içerisinde realizasyon. Aslında onu 110-214 bin civarında geldiğimizde birkaç defa gördük. Sanki. Doğru. Tabii. seans doğru. içerisinde hızlı açılışın ardından bir güm diye bir geri çekilme. Ya da sonra çok sonra aşağı döndü. ]'den. Aslında bu da sağlıklı. Yani şu anda hisse piyasası çok da sağlıksız bir şey de Hayır hayır değil hayır canım. Hiç yani, Çalış Sadece o hepimizin ya yani biz bir... Ya yani biz profesyonel tarafta yaradığımız için bir fren, bir çizgi çekmeye çalışıyoruz. ben yani bunu ba da demek zorundayız. Valla ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben 12.500 dolar işte o günkü 82 binler, 83 binler oralara ya yeter kardeşim buradan alınır artık diye, diyen kişiyim. Ama o hareketi soluksuz biçimde bizi 82 binden kaldırıp da 115 bine kadar getireceğini de hesaplamadım. Yani. Onu, Ama ya, o, Ama o yalnız, yalnız da bu... değilsin. Geçen hafta biliyorsun aramızda konuşuyorduk. Başka arkadaşlarımız da vardı. Aslında çoğumuz 106-108 bin civarından sonra ya bir, bir duralım ne oluyoruz'a geçtik. Evet. Ama trend de olduğundan çok da küresel, kimse net küresel abi. Yani ne gitti abi ya küresel, küresel, de de. Abi ya, küresel, Müresel, küresel tamam ya yani hani onu abi benim bazı şeyler tabii çok e, komplike ben basite indiriyorum. Ee, borsa trendi e, negatif reel faiz dünyada dünyanın çoğu yerinde. Sen demin söyle Hindistan, Kore Bizim şu anda yaşadığımız şeyleri gelişen ülkelerde çok yaşayan yer var. Borsa trendi benim baktığım uzun zamandır bir yer var. 122.300 tarihi zirvenin biraz aşa aşağısında. Ee, bir 7.000 puan filan. Önemli bir şey değil. 7.000 puan için kimse mal almaz. Ne almaz? Kim 7.000 puan gideceğini bilsen yani hani mal alırsın kısa vadeli de. Ya o 7.000 puan yükseldi de senin aldın ise sen de gitmezsin. Ha yani, yani, yani 7 yani, hayır yani 7.000 Hatır sayılır bir marj kalmıyor orada. Onu, onu söylemeye çalışıyorum. Sen 95 bin piyasada 122 bin işini almak başka 110 Pardon, yani 80 bin de almadığın malı 115 ha, bin alır mısın? Yani kimse kafasına tabancak olmayan bir insan 122 ben 122 bin 300'ün üzerine fazla teknik olarak göremiyorum. Onun için de yani insanlara buradan 7 bin puan için mal aldırmak şu andaki konjonktürde beni gece rahat uyutmaz. Ama şöyle bir şey var negatif reel faizle parasını korumak isteyen insan borsaya girecekse o da senin olayına geliyor. Hisse seçecek. Hisse seçimi yapmayı bilen insanlarla konuşacak ya da tefastan gidecek portföy yönetiminde iyi olduğunu düşündüğü insanlara parayı koyacak falan filan. O bildiğimiz şeye girmiyor. Borsanın ben 3 lira 6 ay içinde 122.300'e şu andaki akımlarla sadece yani bir buçuk hani Dilek Hanım çok güzel yazmış yani 1.55 milyonla da hani ben 2 milyonun da çok rahat üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Ben çünkü bu negatif reel faiz olayını hatırlarsan Berat Bey'e de aynı soruyu şeyde Bahçede sormaya çalıştım. Ona şaka yollu cevap getirmeye. Ben Türkiye'nin şu andaki konjonktürde negatif reel faiz ortamının uzun süre devam edeceğini düşünenlerdenim. Öyle gözüküyor. Covid zamanı değil. Uzun süre biz negatif reel faiz... Bir oldu. şey ekleyeyim. Tabii bu lütfen arada abi. bir teşekkür bence sektör olarak sermaye piyasası kuruluna, Borsa İstanbul'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne var. Bu Covid sürecinin yarattığı o torba yasada geçen bir kanun var. O bence bizim için yıllardır mücadelesini ettiğimiz ve bu dijital ortamda evet. sözleşme konusu sonunda çözüldü. Hepimiz için muazzam bir reform niteliği yani çok geç kalınmış olsa da bu mesela yeni gelen yatırımcı sayısındaki o artışın bir vites büyümesine neden olacak bence. <laughs> Valla ben o konuyu çok yakından biliyorum. Ortak arkadaşımız Onur, Onur Duygu. Aynı zamanda birlikte çalıştığımız dönemde yani tek başına mücadele ediyordu dijital ortamda açmak için. Ki becerdi de hakikaten. Evet. Yani ilk aracı kurum sektöründe açan bizizdir. Yani şöyle söyleyeyim. Çok büyük kolaylık. Şöyle, çok. şöyle söyleyeyim. O kadar büyük bir olay ki. Mesela o gün 32 günlük para dönüşüm var. Sen aldığın TL mevduat... Fa ...ah diyorsun ya yani bu enflasyonla vermem bunlar... Bu, bu faize vermem parayı. Oradan karşıdaki bankacı kardeş ne diyor? Bunu senin yatırım hesabınıza geçireyim diyor. Bir bakıyorsun senin yatırım hesabın yok. O gün açılıyor dijital ortamda. Başka türlü kağıt gidiyor. O fax... Faksı... Ya bir, bir, fax 18. O... yüzyılda mıyız ya? Otos, ne fax'ı ya? 30 sayfalık sözleşmenin bir sayfası evet. eksik imzalanıyor. Sözleşme bir daha evet. geliyor gidiyor. Daha. E, yani şimdi neyse kendi kendimizi şey yapmayalım başka konularda da kendi kendimize dalga geçmek güzeldir aslında da yani 21. yüzyıla geldik diye sevinelim. Burada en önemli şeylerden bir tanesi bu negatif reel faiz ortamı devam ederken dolarizasyon yukarı gitmiyor. Evet net. Dolarizasyonun yukarı gitmediği net şu anda. Hatta dolarizasyon düşüyor. Değil mi? %49'lara düştü dolarizasyon seviyesi. İnsanların ...şu andaki... ...orada bir şeyin altında tabii. yaptınız... Tabi, tabi. ...kredi tarafındaki artışı ne? 51'e 49. Tabi, tabi, o, Geçen ta, yılın temmuzundan öyle mi? beri... ...YP mevduat 51 TL 49. Tamam, oradaki her mevduat, her kredi... ...kendi mevduatını yaratır çünkü. Evet. Ben en önemli... ...Türkiye'deki yapısal... ...değişim olarak, bireysel tarafta... ...şunu görüyorum. O kadar önemli bir... ...şey var ki... Hazine TCMB tarafından API ile bankacılık sistemine inen ve krediye dönüşen o kadar büyük bir meblağ var ki hatta bazı insanlar konut fiyatları, taşıt fiyatları ikinci el, ikinci el bulunamıyor filan. Onları benden çok daha iyi anlatacak insanlar vardır. Fakat ben sadece diyorum ki Türkiye'de kredi kanalları ben çünkü ben çünkü hisseciyim, sermaye piyasacıyım. Dünyada kredi kanallarının bu kadar açıldığı dönemlerde hisse senedi piyasaları düşmez, tam tersi çıkar. 2006-2008 Çin örneğine lütfen bakın. Çin çok önemlidir. Yani gidip Şangay piyasını, e, CSI 300'ü, yani hepsini inceleyin. Kredi kanallarının açıldığı faizlerin düştüğü ortamlarda en önemli sermaye piyasası hareketlerini her zaman hisse senetleri yapar. Bir ekleme yapmam lazım. Bu Işık'ın söylediğine muhalif olarak söylemiyorum bunu. Şöyle bir algı oluşuyor bence toplumda. Bu yanlış. Faizler düşük, yatırımcı parayı buraya vermek istemiyor. Dolayısıyla insanlar sermaye piyasasına geliyor. Buraya kadar doğru. Yalnız her finansal varlığın hele bir hisse senedinin de bir ederinin olduğunu unutmamak Tabii. lazım. Dolayısıyla faiz düşük yok. Efendim bankada eksi şey var, reel faiz var ben gözümü kapatayım hisse senedi alayım mutlaka buradan para kazanırım. Bankada aldığım işte beğenmediğim yüzde altı buçuk faizden daha fazlasını zaten burada alırım. Efendim bir gün gitse zaten yüzde on alırım. Çok SPK, mevduatı. SPK marjı açsa bir tavan yapsa 3 senelik faizi alırım falan bu hesaplar çok öyle olmayabiliyor. Onun için değerlemesine, bilançosuna, ne yaptığına, ucuzluğuna, palına mutlaka bakarak. Ya bundan sonraki Borsada para kazanacak insanların e, biraz daha dirsek çürütmesi gerekecek. Yani o genel şeyden, o trendten biraz daha kenara doğru gelip... ...bir ne alalım, niye bunu alalım biraz emek harcanması gerekiyor. İstinye bir günde tavan olacak hisse senedine yatırım yapan yatırımcıların hikayeleriyle dolu. Robert Boş gibi söyledim. <laughs> yani e, onun için, şey, için demin ki şeyi, o üçgeni, SPK, borsa, aracı kurumlar onun üçgenini, o, o tip şeyler... Hayır sen, bu kredi... sen söylediğinde evet. haklısın ben de hani fikrim ya faiz düşük kaldıkça buraya gelecek ama Kredi bolluğu artı faiz düşük ha, Bu arada senin istirim. Çin ama... örneğini de Allah aşkına inceleyenler Çin'in kredi balonuyla patlamasını sonra durdurmasını endeksin 3000'in altına gelmesini falan da incelesinler yani. Hayır Allah işte aşkına. o iki buçuk seneden sonra neler olduğunu da bir incelesinler Abi yani, dur ama önümüzdeki hafta anlatın ya. Yani. Hani, on, ha, şey onun, şey onun için tabii. ben ben hayattaki <laughs> en önemli bir hazırlansın hafta. Çin Çin hisselerinde bu regülatörler dediler ki o hani çok güzel kardeşler aracı kurumlara çünkü bir paranın bir yere gitmesi lazım. Her zaman böyle Çin hani komünist sonuçta rejim parayı bir yere yönlendiriyor ya. 2006'da tık diye aracı kurumlar üzerinden yönlendirdiği zaman neler olduğunu insanlar o grafiği inceleyerek bir görsünler. Vardır açsınlar, Google etsinler. Ve 2008'de onun geri dönüşüne bir baksınlar. Onun için krediyle işlem yapanlara ben sadece o grafiği yorumsuz olarak böyle yaptığım konuşmalarda koyarım. Buyur kardeşlerim geçelim. Evet haftaya zannediyorum izleyicilere bir şey olarak zoomla falan balık soru falan da soracaksınız. <laughs> ya konu oraya doğru ama böyle konuşmamıştık dersi derste falan diye. Bu kredi olayı senin anlattığın çok önemli. İstersen haftaya grafiği getirelim. Ama konuşmuyor. hiç konuşmayalım. Evet, yani konuşma. Işte, arkada dursun yani o böyle grafik. Böyle yani. biz grafiğe bakalım. Yok, böyle ben konuşursun. yokum haftaya büyük ihtimalle. Benim olduğum yere grafiği koyuyor <laughs> Sen de yok. <laughs> <laughs> ben, ben olduğum sahili size konum atacağım. Evet. Mobilize olacağım. Ben. Biz, Işık de Bey gibi, biz de senin lokasyonunu paylaşırız. Hayranları tüm youtuberlar peşinden gelsin diye. <laughs> Tehlikeli adam. Çok. Çok. Yapmayayım, ama konuşmak yapmayayım. istemiyorum. Yapmayın canlı yayın Seveni yapmayayım. çok. Çok teşekkürler. Karşıma sağ ol, almak be, istemiyorum. beni onur ediyorsunuz ama hiç gerek Adamın yok. Adamın en az 100 bin <laughs> takipçisi var. Ya. Yani hangi biriyle uğraşacaksın bir şey dedikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> e, son 10 dakika e, biraz altın konuşalım isterseniz. Biraz dolar tl. Zaten Merkez Bankası'na da bir şey kalmadı. Yani öyle. Hoş geldiniz. <laughs> İlk yarısı sağ olasın. <laughs> Program su gibi geçti Vallahi yani. bile işte. Buradan haftaya yani mı yani bağlasak? Bileyim, yani, merkez var, ne, bir şey konuşulacak ne var? Yani, i̇şte, belki faiz indirir hani. <gülüyor> belki <gülüyor> mi? Yani bilmiyorum ben yani hani orada gerçekten önemli bir şey görmedim. Ben de ben de aynı fikirde. TL varlık fiyatlaması TCMB üzerinden yapılmıyor Yok, zaten. Yok BDDK üstünden yapılıyor. yani, yani bunu dedim mi? Evet abi aynen. Kız, kızacaklar TL, varlık TL varlık fiyatlaması Çok artık TCMB değil. telefonu sessiz al. BDDK, TPK. Telefonu sessiz al de ya yani o hani gerçekten yani hani zaten ne olduğu belli. Yani, Ama gerçekten TL varlık bu, fiyatlaması BDDK kaos. Hayır üstü bu arada bu yanlış anlaşılmasın yani Merkez bankası bir eleştiri gibi değil. Evet. Dünyadaki oluşan iklim nedeniyle zaten böyle bir şeyden evet. söz ediyor. Ben bir el, yani 25 ya da 50 bir şey daha indirecek bence yani. Evet. Ve onun da bir fiyatlama üzerine etki yaratacak bir şey olduğunu Yani pardon bu Türkiye için böyle de Kore için, ha, Brezilya için ha, falan değil. Onun yani ne ya yani, Merkez Bankası yani dünyada faizler düşer o da düşürüyor ne olacak yani? <laughs> <laughs> Almanlar yenilince biz de yenilir sayıldık. Kredi ya. grafiği gibi oldu. O da düşürüyor zaten. Ons altın 1765. Gördük mü ya? Ee, bir rica etsek Ons altın grafiği bize verebilir misin? Biz de görelim. En son bir teşekkür ederiz. 1756. 1763'ü gördük bugün ama 65'i gördük bilmiyorum. Bugün içi yok. 63 gördük 65. Ee, 1765 önemli Senin baktığın ekranda markap var galiba <laughs> İki tık fazladan koyuyor <laughs> Kapalı şarjı ekranından bakıyor Karlı kâr, fiyat gösteriyor bana. <laughs> 1765 önemli Abicim görmemiş miyim 1765 Fiyatın geleceği için söylüyorum Artık bak nasıl yorulduysak programda Herkesin vidaları gevşemiş O zaman 1765 o şey ya, önemli 1765'e gider mi ya ne diyorsun <laughs> 1765 önemli Şaka bir yana <laughs> Sinirim bozuldu. <uzun. gülüyor> Şaka bir yana 1765 önemli. Bunun üstünde kalabilirse 1800'ün üstünü deneyebilir ama ya bu ortamda çok da fazla hani bunu deneyecek bir şey de yok ekstradan. Hani pandemi tarafından bir ikinci dalga riski olmadıkça ki ben öyle bir riskin olduğunu şu, eldeki gelişmelerle katılmıyorum. Birinci dalganın e, sancılarını yaşıyoruz. Ekonomilerin açılış sürecinden sonraki kısım ve ben hala kontrolden çıktı kanaatte değilim. O nedenle Hani 10 altındaki hareket bir miktar bence bugün özelinde doların zayıflaması kaynaklı. Ee, özellikle dolar endeksinin 2-3 günlük yükselişinden bir miktar nefes alması, euro dolar falan diye. Ben hala daha bu senenin 1700-1800 arasında bir yerde kapatılacağı kanaatindeyim. Ama e, yani dolar endekste 95'in de aşağısında bir ortama gideriz. 1.15 falan bir euro dolar konuşuruz. O burada daha da katalizör olarak tabii ki yukarı yönde devreye girer diyeyim. Böyle bırakayım. Ben tek bir cümle söyleyeyim. Ee, bu seviyeden almam. Altın almaz. Büyü, büyük, büyük konsensüs bir pozisyon oluşuyor. Ama altın da, daha çok gümüşte. Ee, kurumların raporları altın ve gümüşte sürekli daha çok para basıldıkça sürekli yukarı revizyonlar geliyor. Farkındasınızdır. Evet. Büyük kurumlardan HSBC'den geldi, Goldman'dan geldi, şeyden, ING'den geldi. Bu kurumlar bence Direkt olarak değerli metal fiyatlamasını likidite ve dolar endeksi üzerinden yapıyorlar. Ben genelde oraya bir üçüncü etken olarak merkez bankalarının altın alımları ve ETF yani yatırım fonu, yatırım fonları şu anda tarihi zirve pozisyonda, uzun pozisyonda artı merkez bankası alımları altında düşüyor. Böyle bir ortamda sürekli para basılıyor, Covid'den ne zaman çıkacağımız belli değil falan diye çok güzel bir şey var. O trade devam ediyor. 2000 dolar konuşanlar, daha yukarı konuşanlar falan. Ben o vaganoku binmek istemiyorum. Altın, gümüş, evet değerli metal fonu her portföyde olsun. %10 olsun, %20 olsun. Hani çok seviyorsanız yani böyle hani şeyseniz, aşıksanız sarı metale daha çok olsun. Ama şu an yani hani bana ee, şu andaki negatif reel faiz ortamında yani çok daha önemli yatırım araçları eurobond ve borsa gibi geliyor. Yani ben eurobondu ben yani görüyorum sadece kobilerimiz için 180 milyar TL para basıldığı bir ortamda negatif reel faiz varsa sen o zaman borsa uzun dolar TL uzun pozisyonda olmak zorundasın portföyünde bana göre. Dolar TL uzun pozisyonu ben Eurobond'la oynamak isterim. Türkiye'nin ciddi hmm. şekilde hani bizim CDS'imiz yüksek olduğundan doğru fiyatlanmadığını düşündüm. Geldi kaç kapandı bu? 500, 500. değil 400, 400, ü 400 ü 480, 480 falan mı? Ya dakika mı ya, 3 doki, 3 doki, 3 var. Kitlemeyin şimdi <laughs> sohbeti. Gözünüzü. Yani <laughs> de, de, Euro, e, hani Değerli metali gidip buradan altın almaktan daha iyi yatırım fikirleri var gibi geliyor. Onun içinde hani ama sürekli kurumlar onu metalleri gazlıyor. Ele gümüşte inanılmaz bir gaz var. O ama bu işlerde hep şöyle olur. Hepiniz bilirsiniz. Hani yukarı doğru giderken sürekli bir fiyat yukarı doğru revize edilir. Hiç şey durmayacakmış gibi. Aşağı doğru gelirken de sürekli aşağı doğru revize edilir. Yani meşhur bir haftadır konuşulan işte Goldman Sachs 2000 dolara çekti. Ya herkes bu manşeti veriyor da kimse 2000 dolara nereden çektiğini söylemiyor. Bu sene için 1600 dolar bekliyorlarmış. Onu 1800 dolara çekmişler. Yani Allah aşkına şunu da yanında söyleyin de aslında bu hareketin gerisinde kaldığını, genel konsans uyup revize ettiğini de anlatın yani yanında. Yani durduk yerde bir sabah kalkıp da 2000 dolara da çekmemişler. Gerisinde kaldıkları için. E, altında ETF konusuna katılıyorum. Merkez bankaları alım yapmıyor. Ya. E, ETF'ler de rekor alımla cuma günü ee, seansta 960 bin ton alım yapmışlar. Aslında bugünkü hareketi ben söylemeyi unuttum. Büyük bir kısmı da bu ETF'lerin şeyinden geliyor. ETF'lerin rakamları çıktıktan sonra piyasada peşine takıldı. Uzun pozisyonlara evet. daha çok ekliyorlar. Daha çok. Söyleyeyim. Yani şu anda altın piyasasını, onsu özellikle, destekleyen tek faktör, geçen hafta Özgür'le de burada evet, evet, uzun çok uzun da güzel konuştuk, kulakları Evet. Sadece ETF'ler. Başka hiçbir şey desteklemiyor. Türkiye'de metaller konusunda Özgür... Dinlenecek otoritelerden biri. Ben de sahilden kendisini bağlandım. Sağ ol, sağ olsun dinledim. E, altın bana şu seviyelerden biraz şey gelmiyor. Yani e, ancak ya uzun uzun vadeli. Evet. Artı bir senelik yatırı. Eksi reel faizle ya da düşük tahvil faizleriyle bu ortama gideceğini düşünenler e, bu tarafa şey yapabilirler. Bu hafta bu kadar. Yani bu haftayı da çok şükür kazasız belasız toparladık. <laughs> Güzel bir sohbet oldu. Sen de tekrar hoş geldin. Ee, bir yanlış anlaşılma sakın olmasın. Ee, o benim aklıma takıldı. Onu tekrar altını çizeyim. Yani teknik analizle ilgili hiçbir sıkıntı, hiç kimsenin yok. Sadece eee hep temeli olmadan. Evet, onu anlatmaya çalışacağım. Temeli olmadan abi teknik analizle alsat evet. önerilerini yapmayın kardeşim. Yani sadece onu anlatmaya çalışıyorum. Hepimizin de söylediği şey temel, tekniksiz olmaz, teknik temelsiz olmaz. Aynen. Yani, geçen hafta Baki hatırladı aynısını söyledi. Özgür Atiboğlu aynısını söyledi. Bütün sektördeki ya, doğru hepimizin bir ya. konuştuğu şeydir. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. Çok üzülürüz. Ağzınıza sağlık. Senin de. Teşekkür ediyorum. Teknikçi kardeşlerimize çok saygım var. Ben de teknik analiz dersleri verdim uzun süre New York'ta. Ama teknik analizle sadece trade eden insanların yüzünden 80'i para kaybeder piyasada. Eyvallah. Yapmayın diyeyim. Haftaya birlikteyiz. Kendisi artık bağlanır bağlanmaz mı bilmiyorum. Bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar diliyoruz.